Bazen hikayelerimiz bizi kısıtlar. Hikayelerimiz bizi olduğumuz insan olarak tanımlamakla birlikte kendi oluşturduğumuz hapishanemizde kilitli tutar. Tüm ihtiyacımız olan şey aslında dünyanın bizim algıladığımız gibi olmama olasılığını hatırlamaktır. Ve sana bir sır vereyim mi? Sende olan şey sen değilsin. Sadece sana olan buydu. Sen hikayen değilsin. Geçmişin değilsin. Olacağını düşündüğün geleceğin de değilsin. Hoşuna gitmeyen düşüncelerden ve hikayelerden kurtulmak için başka düşüncelere ve hikayelere ihtiyacın yok. Korkmadan sadece düşündüğünü gözlemleyebilirsin. Alenacele bir çare aramaya gerek olmayabilir. Cesaretle hikayelerine, seni zorlayan alışkanlıklarına, Kısacası sende olan her şeye yüzünü dönebilir misin? Bakabilir misin? Her seferinde sabırla, olduğu haliyle hedefe koşmadan bakmaya devam et. Zorlanmayı rahatlığı bir araya getirebilir misin? Zorlanmalarına rahatlıkla bakabilir misin? Unutma, rahatlık bir hedef değil, yoldur. Düşüncelerimiz elbette önemli fakat onların yanılsamalı doğalarını fark etmek gerekir. Hikayelerimizin ağırlığını her gün yanımızda taşıyoruz ve gerçek özgürlüğe ulaşmamızı engelliyorlar. Ve sadece hikayeniz olmadığınızı bilirseniz, bugün istediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi sizleri buraya davet ediyorum. İnsan hali başlıyor. Bugün konuğum sevgili e, klinik psikolog, doktor, akademisyen Mehmet Şakiroğlu. Sizler zaten tanıyorsunuz, Mehmet çok ülkemizin bilindik bir yüzü. E, bugün teşekkür onunla sohbet de. edeceğimiz, onunla konuşacağımız için çok mutluyum. Hoş geldin Mehmet. Bir mukavele, ben de çok mutluyum. Bir de çok güzel bir stüdyom var. Ah, sen de öylesin. söylüyorsun sen. <laughs> Ve gerçekten çok mutluyuz biz. Neden biliyor musun? Her şeyden önce bizim aramızdan birisi, bir bilim insanının, Böyle bir program yapıyor olması hepimiz için çok değerli. O yüzden ellerine zihnine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben de layık olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar bunun sorumluluğu daha büyük aslına bakarsan. Yani çok çok iyi yapıyorsun. Ama e, sevgili dostlarımın olması çok güzel. Çok <laughs> güzel. Çok güzel bir şey. Yani ev sahibiyim diyorum ben burada. <laughs> doğru, evet doğru, sunuyorum programı yönetiyorum ama aynı zamanda ev sahibiyim. Bugün e, takıntılardan bahsedeceğiz. Evet. E, bu Covid döneminde çok arttı. Yani, doğru. Normal zamanda belki bizim için gerçekten bu insan hasta mı diyeceğimiz durumlar Mesela işte bu kolonyalar, dezenfektanlar, el yıkama diğer insi, Birisi hapşırdığında işte ondan kaçma, hastalanacak <laughs> mıyım korkusu Bunların hepsi yani normal bir covid olmayan zamanda Bundan bir yıl önce hemen hemen Yani birisi böyle davransa hasta mısın kardeşim sen bir git Çok kontrol doğru. Ol, bir uzmana git diyeceğimiz Çok bir doğru. durumdu Şimdi bizim normalimiz oldu Evet. Ee, ve düşüncelerimiz girişte de söylediğim gibi düşüncelerimiz Hı. aslında çok önemli. Ne düşündüğümüzün önemi evet. büyük. Doğru. Ee, sen bu bu konuyla ilgili çok güzel güncel araştırmalar yaptın. Bir de onlardan da bahsedeceğiz. Evet, araştırmalarımız. evet, şöyle başlamak istiyorum. Bu Covid döneminde en çok hangi takıntılı düşünceler bizi rahatsız etti ya da ne tür düşünceler? ...den e, sıkıntı çektik, zorlandık ve hangi durumda aslında bu... ...ya bir dakika bu normal değil, sen bir yardım almalısın diyebileceğimiz çok duruma iyi. geliyor? Şimdi harika bir soru. Çünkü hem açılış konuşması var bu sorunun içinde... ...hem bizim yaptığımız çalışmalar var hem de güncelin tam da evet, orta çok yerinden. Çok geniş bir soru, bir soru ama biz gideceğiz Ara, adım adım. Esasında bayağı böyle net hedefe olan bir soru ama... Bütün programı şu ana kadar olan her şeyin içine kattın. Da evet. öyle çok güzel bir soru. Şimdi ben de nasıl bir cevap vereyim? Önce şununla başlamak istiyorum. Sen açılış konuşmanda sabırla, koşmadan, zorlanmalarınla yüzleşerek gibi bir şey söyledin. Yani kaçmıyoruz, evet. koşmuyoruz ama sabır kavramı çok önemli. Bence pandeminin en zor tarafı süresiydi. Biz ilk başladığı zamanlar hep şunu söyledik. Süre arttıkça... Stres ve kaygı artacak. Bunu eski çalışmalardan biliyorduk. Yani Mart ayında daha önceki salgınlarla ilgili çalışmalara baktığımızda süre uzarsa sıkıntı büyüyecek diye bil tahmin ediyorduk ve süre çok uzadı. Evet. Yani ilk başta hatırlıyor musun? Herkes evlerine girdi Mart ayında. İşte bir heyecan, şey böyle... İpler çekiliyor. işte şeyler, sporlar yapılıyor. <laughs> falan böyle sarı Aa, çok yeşil iyi dinlenmeye itler. fırsat bulduk diyorduk. <laughs> değil, değil, değil. <laughs> herkes bir ekmeğini yaptı falan böyle fırından çıkan ekmekler, herkes aşçı oldu falan. Fakat orada hep hatalı bir cümle kullandık. Şu 15 gün çok önemli. Şu 15 gün çok önemli. Şu 15 gün çok önemli derken 9 ay oldu. Ah. Ve o arada o heyecanla girenler, yani çok da sabırla girmeyenler. Koşarak girenler. Kısa sürecekmiş gibi girenler şimdi çok yoruldular. Hmm. Ama senin başlangıç konuşmandaki gibi yapanlar. Yani ekmek her zaman yapılır, spor her zaman yapılır ama evdeyken şöyle bir oturup o kendi zihninle baş başa kalmayı, belki de sessizlikle, belki de hiçbir şey yapma zorunluluğu olmadan durmayı başaranlar bence bu süreçte daha iyiler. Ama bizim çalışmamızda Zümra'cığım, Üç tane ciddi düşüncemiz var bize bu süreçte zorluk çıkan. Evet, Hemen... çok merak ediyorum bunu. Okudum gerçi ben araştırmayı, evet. <laughs> Birincisi, Ama... e, şuradan bakıyorum. Birincisi ya benden sevdiklerime bulaşırsa. Öyle enteresan bir sonucumuz var ki tam herhalde bu coğrafya ait bir şeydir bu. Bana bulaşırsa diye korkmuyoruz. Eh, biz başkasına tabii yani <laughs> diğer gamlılık bizde vardır. Çok da güzel bir şey aslında. Kesinlikle var. Özellikle biz hep şunu gördük çocuğuma benden bulaşırsa ama bu hikayede bir de benden büyüklere bulaştırırsam korkusu bir numarada çıkıyor. Yani bana bulaşırsa değil ya ben birinin hasta olmasına neden olursam korkumuz var. Birincisi bununla biraz baş etmemiz lazım. Bu çok uf ufak bir ihtimal. Gerçekleşme ihtimali var. Yani bu şuna benziyor tam uçağın kapısına geldin Allah aklına bir düşünce geldi ya bu uçak düşerse uçağın düşme ihtimali var mı? Var. Elbette. <laughs> Ama o kadar az ki. Yani o hesap üzerinden uçağa binmekten vazgeçmeyiz. Yani ya benden sevdiklerime bulaşırsa korkusuyla bütün sosyal hayatımızdan vazgeçmemiz de benzer bir olasılık hesabı hatası. Biz hmm. önlemlerimizi alıp bu düşüncemize rağmen sosyalleşmeyi belli bir oranda zorunluluklar gereğince yine yapabilmemiz lazım. İkinci fena düşünce. Bu arada bu düşüncelerle ilgili kimseyi suçlamıyoruz. Yani bunlar nereden çıktı çok bilmiyoruz. Bir de bunlar yani yanlış veya doğru olmayan düşünceler değil, değil evet, tabii. mi? Yani öyle tabii. bakmıyoruz. Ama biz. Şimdi söyleyeceğimden Ama şimdi söyleyeceğim birileri alınmasın sakın. Şimdi söyleyeceğim aynı Hadi bir şey. Bakalım. Yoğun bakımda yer olmayacak korkusu yaratmışız. Bunu muhtemelen kamu spotları yaptı. Çünkü çok fazla yoğun bakım görüntüsü var kamu spotlarında. Yani hastalığı çok ağır yaşayan biri. Biz bir şeyin çok riskli ve tehlikeli olduğunu gördüğümüzde. Onunla baş edecek becerimiz yoksa unutmayı tercih ederiz. Birçok insan çok ağır bir yoğun bakım görüntüsünde pandemi riskini unutmayı tercih ediyor. Çünkü bilissel kaynakları bununla baş edemeyecek kadar tehlikeli bir şey orada arz ediliyor. Ama bizim zihnimizde yoğun bakımda yer olmayacak düşüncesi bir şekilde bu süreçte atılmış. Belki Böyle bir şey yok. şey bu, bu düşünce var ama yoğun bakımlarda yer oldu her zaman. Bizim ülkemiz... Henüz ya da hiçbir zaman olmayacak muhtemelen bu yoğun bakımda ciddi bir sıkıntı yaşamadı. Tabi e, bu e, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları var bu konuda. İşte en ağır olduğu dönem bile mesela Bursa örneğini hatırlıyorum. Yoğun bakımın %62-%63 dolu olduğu bir süreç vardı belki ama hala yoğun bakımda yer vardı. Bu düşünceye de gerek yok. Çünkü sağlık sistemimiz güçlü ve bir şekilde böyle bir durumda bu çözülecek. Ama bu tabii biraz da şeyden kaynaklanıyor değil mi? Yani en ağ, en kötü ne olur? Evet. Yoğun bakıma düşüp ölebilirim. Aslında bir anlamda evet. bu yoğun bakımda yer olmaz. Düşüncesi da zamanda öle, ölebilirim yani çok bu doğru. durumun sonu kötü olabilir çok korkusu doğru. da aslında. Yer bulamamak Yer yani bir bulamamak de bu daha ve... derinde esaslı analitik bir tarafı da var. Yer bulunamayacak bana çünkü şu da söylendi İtalya'da doktorlar hasta seçiyor İtalya'da hekimler işte Yaşçıları, herkes alamıyor falan, işte falan. gibi evet. onlara artık göz dedi falan gibi cümleler çok fazla bizi endişelendirdi galiba ve evet. üçüncüsü de nefes alamayacağım. İnsanlar diyor ki buna yakalanırsam bu virüse nefes alamayacağımdan korkuyorum. Nefes alamayacağım böyle bir şey olursa. E bu düşünce de şimdi evet semptomlardan bir tanesi bu olabilir. Fakat bu semptom üzerine nefes alamayacağını düşünüp de e, sosyal işlevselliğinden tamamen vazgeçmek yine korkunun abartılmış hali. Ve bu süreçte bizim zihin hijyenimizi zorlaştıran düşüncelerden bir tanesi. Bu zihin hijyeninin kavramını. Aa, çok güzel bu kavram. <laughs> evet. Zihin hijyeni. İlk, evet. i̇lk başta. olması. İlk başta Zümra'cığım bu el yıkama hikayesi çok fazla evet. yapıldı ya elimizi yıkayalım, hijyen, hijyen. Ben de o dönem çıktığım programlarda el yıkamak önemli ama aynı zamanda zihnimizin hijyeni de önemlidir. Çünkü burada virüs düşünceler vardır kiminin zihninde. Bu düşünceler ee, bu süreci çok zorlaştırabilir diye, hep zihin hijyeni diye bir kavramdan bahsediyordum. Esasında az önce bahsettiğim cümlelerin hepsi, bu düşünceler, zihin hijyenimizi bozan düşünceler ve onlardan ufak ufak kurtulmakta fayda var. Peki ne yapacağız? Şöyle mesela çünkü ıı, düşünmemeliyim gibi bir şey geliyor insanın aklına. Hı -hı. Bu düşünceler doğru değil. Düşünmemeliyim. Hı -hı. Hani senin biraz önce de söylediğin gibi aslında malzeme çok ağır olunca yani düşüncenin evet. kendisi bizi çok zorlayacak olunca ilk e, adımımız, otomatik tepkimiz bunu düşünmemeliyim oluyor evet. ya da doğru. işte başka bir türe giriyor. Yani bir anlamda ya da fazlasıyla düşünüp çözümler aramaya çalışma işte fazlasıyla evet. kaçınma veya kaçma davranışlarına evet. girişme. Peki bunun <laughs> ne koyalım? Hangi düşünceyi koyalım yerine diye sor. Koyalım mı? Bir düşünceye ihtiyacımız var mı? <laughs> Şöyle bir önerim Hı. var ama bu düşüncenin işe yarayıp yaramayacağını yine sen karar ver. Hadi bakalım. Bu Mehmet Şakiroğlu'nun önerisi. Hadi bakalım. Şimdi biz işe yaramayan, olumsuz işleyen bir düşünce zihin hijyenimizi bozuyorsa onun yerine daha işlevsel bir düşünce önerebiliriz. Benim aklıma gelen şu. Ben önlem alırsam bu virüse yakalanma ihtimalimi çok düşürürüm. Yani bireysel önlem almak virüse yakalanma ihtimalimi çok düşürüyor ve aşı olduktan sonra da büyük oranda korunma sağlayacağım. Yani biz bütün bu nefes alamayacağım, yoğun bakımda yer olmayacak, ailemi bulaştıracağım düşünceleri yerine yeterince önlem alırsam virüse yakalanmam ve zaten aşı olduktan sonra da daha rahat Hareket edebileceğim düşüncesini koyarsak sanki daha işlevsel olacak gibi. Ama sen başka bir yere bağlayacaktın. Onun <laughs> <laughs> farkındayım. Sen benim, düşünceden alacaktın. Benim şey. yaklaşımım tabii <laughs> ben diyorum ki bir düşünceden kurtulmak için her zaman bir düşünceye ihtiyacınız yok. Ama evet eğer kişi yapabiliyorsa elbette. Yani bunun olasılığı nedir? işte hani şöyle olmalı ama bazen de bu korkuyu, bu düşünceleri ortadan kaldırmak için... E, ikna etme yöntemleri, kendi kendimizi hmm. veya bir başkasının bizi ikna etmesi yetmiyor. İşte o evet. zaman ne yapıyor bireyler? Yani evet, o zaman ne yapabiliriz mesela? Güzel. Şimdi ortaya çıkan şey genelde kaçma davranışları oluyor. Evet. Yani kaçma davranışları. Bizde en pratik çözüm bu her zaman. Çünkü türümüz gereği bizde kaçma davranışı var. Yani dom ya baş edebiliyorsak saldırıyoruz. Yani bütün kaynaklarımızı bir anda kullanıyoruz. Ya da baktık kaynaklarımız yetmeyecek kaçıyoruz. Bunun en iyi örneği deprem. Şimdi evet. deprem örneği, deprem örneğini verelim. Önlem almanın yani bu pandemi sürecinde önlem almak ne kadar önemliyse depremde biz bunu yıllardır konuşuyoruz. Tabii. Şimdi bazı bilim insanları insanları korkutarak önlem aldırabileceğimizi zannediyor. Ve diyorlar ki işte büyük bir İstanbul depremi olacak, işte 8 şiddetinde olacak bir senaryo çözüyor, işte çok büyük kayıplar. Şimdi kişi düşünüyor. Ben şunu bile duydum. İstanbul'da büyük depremde 10 metrelik tsunami gelecek Kadıköy'den. Ya hiç oh. de mi? <laughs> oh. Ya gelmeyecek. Yok böyle bir şey. Bakınız bir örnek daha vereyim. Ee, Seferihisar depreminden sonra bazıları dedi ki 15 gün sonra büyük bir Aydın depremi olacak. Ya bunu yani bunları söylemenin şöyle bir mantığı var. Korkutalım, önlem alsınlar. Fakat biz biliyoruz ki korku önlem Önlemi almaya neden olmuyor. olmuyor. Kaçmaya neden oluyor. Düşünmemeye neden <laughs> Şimdi oluyor. Şimdi bu çok çok güzel bir yere değindin ve bunu detaylı bir şekilde konuşmalıyız. Evet, Şimdi tamam. e, İbrahim sevgili İbrahim Bilgen geliyor. Gelsin, Ufak bir çok e, evet onu da buraya davet etmek istiyorum. Ondan sonra beraber devam edelim. Şimdi çok değerli konuğum, diğer konuğum, sevgili psikiyatr, doktor, aynı zamanda psikoterapist İbrahim Bilgen'i aldık stüdyoya. Hoş geldin İbrahim, nasılsın, iyi sonra, misin? Sonradan iyiyim, çok sağ olsun. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Teşekkür ederim, harika sağ Harika bir program, harika bir olun. ortam, çok güzel bir yer. Ee, gerçekten e, ta nereden buraya gelip burada kaybolup buraya gelememek. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu konuşacağız. Nasıl kaygılandın mı peki? Çok. <laughs> Şimdi onu Yani mahvoldum. Ya. Nasıl boşa çıktın? Yani şey yani sonuçta kaygı benim önem verdiğim sonuçta çok bilgilerimizi sunabileceğiz hayatla ilgili bir şeylerimi anlatabileceğim sevdiğim bir arkadaşımın programı sevdiğim of. bir arkadaşımla beraberim izleyicilerimiz burada değer verdiğimiz sonuçta bizim değerlerimiz değerlerimizle ilgili bunu bir sekteye uğratacak böyle bir sarsacak bir olayla karşı karşıya kaldığımızda kaygı doğal bir duygu yani tüm duygular gibi. Ah çok güzel. Çok güzel ki buraya gelebildin. Ne olursa olsun bütün bunlarla beraber. Sağ ol. Evet çok doğru marise. söylüyorsun. Değerlerimiz bizim için çok önemli. Bugün konumuz takıntılar. Evet. Ee, özellikle bu Covid döneminde e, oldukça zorladı bizi. E, yani e, acaba gerçekten bu takıntı bu boyutuna mı gidiyor? Yoksa e, bu el yıkama, işte e, hijyenle ilgili durumlar, sağlıkla ilgili olan düşüncelerimiz. Yoksa... Bu, bu sürecin bir e, bir parçası mı? Bunu ayırt etmek bizim için çok zor oldu. Belki İbrahim senden e, bir özellikle şöyle giriş olarak yani bu takıntılar, takıntıları e, kontrol altına almak için olan tekrarlayan davranışlar bunlarla ilgili böyle bir ufak bir giriş evet. isteriz. Aslında. Tabii ki, tabii, tabii. Çok, çok değerli yani, olur. E, çok teşekkür ederim. Yani ben çok uzatmadan çok kısa bir giriş yapıp sizlere bırakacağım tekrar. Bu arada Mehmet seni unutmadım. İbrahim gelince böyle başladım ki yani daha biraz, sonra devam biraz, edeceğiz. Biraz alındım açıkçası. İbrahim <laughs> geliyordum. <laughs> <unuttum. gülüyor> <laughs> <unutmadım gülüyor> ya ama çünkü devam ediyoruz. Çok güzel bir konuya girmiştik ama bir şöyle baştan anı hani hani, tekrar. Ben konusunu merak ediyorum gerçekten. İbrahim'le oluşturmak kaldık. istedim içeriye hani <laughs> almak için <laughs> sohbetin içine. Ben biraz böyle yani tekrarlayıcı ve böyle inatçı ve rahatsız edici bir düşüncenin olması lazım. Rahatsız eden bir düşünce olmadığı zaman zaten bunu yok etmek için bir davranış gelişmiyor. İkinci bir olay, bu düşüncenin bir kişide bir sorumluluk algısını tetiklemesi lazım. Hmm. Eğer bir sorumluluk yoksa, düşünceyle ilgili bir sorumluluk, yani çocuğunu kaybedeceksin ya kontoyunu kaybederse gibi düşünceler olacak ve bunları e, o sorumluluk algısıyla birlikte de e, kişi bu düşünceyi nötralize etmek yani düşüncenin getirdiği huzursuzluğu yok etmek için bazı davranışlar yapıyor. Ama ilk önce ne yapıyor? Önce düşünceyi geri itmeye çalışıyor. Yani düşünceyi düşünmemeye çalışıyor. Ama bizler biliyoruz ki e, bugün en büyük handikapımız maalesef içsel olabilen yani düşünce, duygu, his, imaj, görsel travmalarda olduğu gibi bunları yok etmeye çalışıyor olmak. Onun 10 on kat daha fazla artmasına, belki binlerce kat fazla artmasına sebep oluyor. Yani bir şeyi düşünmemeye çalışmak, öncelikle düşünmediğiniz düşünceyle işe başlamaya başlıyorsunuz. Değil mi? Dolayısıyla o düşünce sürekli aklınıza geliyor. Kişi düşünceyi itip düşüncede kurtulamadıkça, bataklık etkisi yarattıkça bu sefer ne oluyor? Bu düşünceden... Kurtulabilmek ya da ansiyet o duygudan da kurtulabilmek için bu sefer zihninin söylemiş olduğu nötralize edici. Ne oluyor? Eğer bu bir kirlik bulaşması bulaştığı zaman da en büyük sorumluluk algısı sevdiği insanlara bir bulaştırıp onların ölümünden sorumlu olabilmek ya da kendisinin ölümü ve çocuklarından ayrı kalabilmek. Herkesin kendi bağlamına göre bir çaresizlik duygusunu yarattıktan sonra bu kaygıyla mücadele etmek için de bazı davranışlar yapıyor. El yıkıyor, kontrol ediyor, bıçakları kontrol ediyor, kontrolü kaybeder miyim diyor. İşte gidiyor soru soruyor eğer bir şüphe takıntısı varsa. Soru sormaya başlıyor, onay almaya başlıyor. E, giriyor işte o internet sitelerinde, motorlarda arayıp bir bilgi almaya çalışıyor. Amaç ne? Rahatlamaya çalışmak. Ama rahatlamaya çalışıyor olmak rahatsızlığı çok daha fazla arttırmaya başlıyor. Değil mi? Yani o özellikle takıntı yani obsesyonlarda ve takıntılarda aslında temel başlangıç noktası rahatlamakken aslında daha da büyük bir girdabın içine giriyor birey ve rahatlamaktan hiçbir zaman kurtulamıyor. Aslında kesin kesin yani artık bu düşüncenin yerine e, rahatlatıcı bir düşünceyi koyuyor olabilmek zihnin ürettiği şey düşünce olduğuna göre yani bir böbrek idrar üretiyorsa İdrarın da durumuna göre çok hoş bir örnek olmadı ama idrar da yani oruçta <laughs> çok, çok farklı şeyde örnek. doğal şeyler ve renkler değişebildiğine göre düşüncelerimiz de olumlu ya da olumsuz şekilde olabiliyor. Ve aynı düşünceyi benim önüme sunan zihnim o düşünceden kurtulabilmek için de bana çözüm yolları sunuyor. Nasıl, Ne kadar ironik bir durum. Yani bir garip bir durum. Şimdi benim e, yeni artık e, yaklaşımlarda düşünceyi üreten zihinle onun sahibi olan benim arama bir mesafe koyabilmeye çalışmak. Çünkü insanlar düşüncenin aklına gelmesiyle o düşüncenin bir eyleme geçebileceği. Örneğin bir bıçak düşüncesi aklına geldiğinde o bıçağınla birlikte kontrolü kaybedip birine zarar verebileceği düşüncesi geliyor. Halbuki bunların hepsi bir düşünce. O yüzden düşünceyle kendinin arasına yani bu zihin benim içimde bu benim elim gibi buradaki bardak gibi buradaki düşünceyi ben fark ediyorsam ben o düşünce olamam ki o düşüncenin sahibiyim düşünceyi bir şeyi fark ediyorsam ben ona dışarıdan bir perspektiften bakıyorum demektir. Dolayısıyla ona farkındalıklı olabilmek ki mindfulness'ın bugün üçüncü kuşak terapilerde devreye girmesinin en büyük etkeni bana sorarsam bu çünkü Düşüncenin yerine yeni bir düşünce koyduğunuzda bağlam denen bir gerçek var ve o bağlama göre de düşünce üretmeye başlıyorsunuz. Başlıyorsunuz. Yani Düşüncenin Düş çözümü düşün düşün başka düşünceye düşünce olmuyor e aslında. Tabii ki yani bir <laughs> evet. düşünce yapıyorsun, AIDS olur muyum oradan çıkıyorsun, bu başladım. hangisi gündemlisi şimdi korona yağı eskiden de kuş gribiydi ondan evvel de domuzdu. Yani ne bileyim domuz gribiydi, farklı bir gripti. Bunların hepsi zihnin üretmiş olduğu düşünceler. Yarın farklı düşünceler üretecek. O zaman o düşünceye düşünce gibi bakabilmek, araya mesafe koyabilmek için burada işte kendinle ilgili o farkındalıkları bakabilmek, perspektif alabilmek. Bunlar çok çok önemli ki işte senin konun ve mindfulness'un devreye girmesi çok Bugün çok önemli. Bugün başlarken oldu. ben de öyle başladım. Yani sen düşüncelerin değilsin ve düşünceden kurtulmak için başka bir düşünceye ihtiyacın yok diye yani aynı paralel yerde olduğumuzu görmek çok güzel. Mehmet de sen gelmeden önce öyle güzel bir şeyden bahsettik ki aslında çok birbirini tamamlıyor. Yani insan bir sorumluluk üretiyor. O o o takıntılı davranışa devam edebilmek için asa bir bahane üretiyor. Bile ve sizin oluyor. araştırmadaki gibi yani belki birine bulaştırırsam yoğun bakımda yer kalmayacak. işte nefes alamayacağım. Evet. Onun için ben bunu yapıyorum diyor. Yine aynı şekilde depremden bahsediyorduk. Yani hatta ne kadar abartılı düşünceler olabiliyor. Tsunami çıkacak. Onun hmm. için korkuyorum. Yani düşüncenin boyutu, tehlikenin boyutunu arttırdıkça zihninde aslında ona dair kaygılanmasına da sanki bir neden ve bahane bulmuş oluyor. Ama aslında Yine bir Doğru. girdabın içinde. Biraz Doğru. bu şeyden bahsetmeni istiyorum. Çok e, e, hararetli bir şekilde konuşuyorduk Şimdi aslında. Şöyle, bir ördeği şöyle verebilirim. Ya yani depremden gitme nedenim bu program e, konusu başka bir konu ama yine başka aynı. bir fayda sağlayabiliriz belki gibi düşünüyorum. Iftara aynı ben. zaten. Yani a, de, bar, farklı durumlar değişiyor. Durumlar değişiyor. Ya bu senin ilk girişteki konu ne Bu durumun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani bundan bir yıl önce. Bugünkü normal davranışları yapan biri o bir yıl önce anormal anlaşılırdı. Gördüğü her dezenfektana elini uzatıp da sürekli cebinde kolonya taşıyıp şey yapan, ha, evet. çevredekileri <laughs> kolonyalayan falan bütün herkese. Kardeşim misin sen gitler. Maskeyle gittin. gezmek bile yeterli. Düşünsene isten uçağa maskeyle biri binse eyvah ne oluyor. E Asyalılar Kendini mi koruyor, biniyordu mi koruyor? biz böyle bir şey. <laughs> ya bunlar böyleler falan diyorduk. <laughs> evet. Ya da birinin sizden sosyal mesafeyi korumaya çalışması şu düşünceye getirir. Ya bende bir hata mı var? Zaten bizim hep düşüncemiz odur. Diğerlerinin davranışı üzerinden kendi halime bakmaya karar veririm hemen. Çünkü diğeriyle kurduğum ilişki benim kendime dair bir aynı olduğu için. Biri mesela uzaktan elini şöyle uzatsa bir dakika ya deyip çekip bir sarılmak istersin daha fazla. O engel. Yani durum çok önemli bir şey. Şimdi bizim düşüncemizin ortaya çıktığı zemine de aslında durum diyoruz. Yani düşünce nasıl ortaya çıkıyor? Yani demin bahsetmek istediğim şey şuydu. Eee... Hocam kendimi pazartesi günü diyete başlamaya ikna ettim. <laughs> Eyvah. Şimdi karşımda kaç kişi var benim güzel kardeşim yani değil mi? Bak şimdi diyete hanginiz başlıyor? Kim kim ikna etti? İşte sen kim olarak bunu bana söylüyorsun? Seni, yani az önce İbrahim Hoca'nın dediği gibi esasında bir düşünce var. Bu düşünceyi deklare eden bir entite var zihin dediğimiz şey. Ve bütün bunlarla ilgili bir de duygu yaşayan bir başka biri var gibi. Yani o yüzden işte bu düşünce, bunun dile getirilmesi, düşünceyi ortaya çıkaran durum ve gelecekteki bu düşüncenin seni götüreceği tasarım ki bu da geleceğe dair bir tasarım diyoruz buna. E, hepsi aslında bir arada işliyor. Değil mi ya? Yani? Bu kadar düşünce, duygu, davranış diye ayırıyoruz ama aslında hepsi organizmanın verdiği bir tepki ve hepsini birbirinden evet. ayırabilmek bazen çok zor. Zaten evet. şu anda işte bu işte duygu ve düşünce arasındaki farklılığın yavaş yavaş erimesi ...ve bunların tek bir potada reaksiyon olarak değerlendirilmeye başlayan bu çaba... ...sinir bilimle ortaya çıkan, sana haklılık payı var. Çünkü bunların hangisi fizyolojik bir tepkiyle ortaya çıktı, hangisini durum belirledi... ...hangisi düşünce ne zaman devreye girdi, benim duygum başka bir düşünceyi tetikleyecek mi falan derken... ...esasında bütün olarak reaksiyona bakabilmek daha değerli. Hı -hı. Yani orada ne oluyor derken, düşüncede bir oluş biçimi... Durum zaten sürekli değişiyor. Bunu zaman üzerinden değerlendirirken esasında çok insani bir hmm. hata yapıyoruz. Yani bir olgunun gerçekleşmesi zaman temelinde olmuyor. Benim onu algılamam zamanla alakalı bir şey. Ve zaman algımızın da yani varlık felsefesi üzerinden konuşursak, Tırnak içinde hatalı olduğunu düşünürsek esasında bilim dünyası duyguyu düşünceyi birbirinden ayırmaya çalışırken zaman temelli bir baz aldığında zamanı zaten hata yapmak zorunda. Doğru. Oysa ki bunlar bir kaos şeklinde oluyor. Ama burada tabii ki hep bir gelecek tasarısı üzerinden harekete geçiyoruz. Demin söylediğim hani şu aşı olunca işler biraz daha kolaylaşacak dediğimizde esasında... Kişi aşı olmuş bir Mehmet Şakiroğlu olarak gelecek tasarısındaki düşünceyle de karşılaşıyor. Acaba ben aşı olduğumda bu konuyla ilgili nasıl düşüneceğim? Ve bunu şu anda yaratıyorum ama geleceğe dair bir tasarı da oluşturmuş oluyorum. Bu manada duyguyu bu şekilde kontrol etmekte fayda var diye düşünüyorum. Deprem konusuna gelecek olursam, şimdi depremle ilgili riski arttırdım. Böyle bir terazi var hep bizim davranışlarımızla içinde bulunduğumuz durumla alakalı. Ne yapıyor benim deprem profesörüm? Risk büyük, risk büyük, risk büyük arttırıyor. Bu arada hepsinden Allah razı olsun tabii. İyi ki varlar yani o eleştirmek e, tabii, ne haddimiz değil söylemek için oradalar. Riskin büyüyor risk, büyüyor, için. büyüyor, büyüyor. Fakat biz biliyoruz ki sosyal bilimlerde riskle paralel kaynağın artması lazım. Hmm. Yani tamam tsunami olacak da ben de evde oturuyorum. Yani ne yapacağım evde botun içinde mi oturayım hemen küreklere mi asılacağım su geldiğinde? Sen tsunami olduğunda ne yapacağına dair bir bilgi vermezsen, yani kaynağı da paralel olarak arttırmazsan bu korku Hocamın az önce söylediği gibi kaçmaya neden oluyor. Bu düşünceden kurtulmak üzerine kullanıyorsun kaynağını. Önlem almak üzerine değil. Çünkü düşünceden kurtulmak da bir önlem. Bu düşüncenin sana verdiği zarardan kurtulmuş, kurtulmuş oluyorsun. Mi? Bu psikolojik bir mücadele. Ama öbür türlü işte risk budur. Senin de bu riskle baş edecek kaynağın budur. Bunları orantılı verirsek insanlarda önlem alma davranışı ortaya çıkıyor. İlk başta pandemi sürecinin ilk başlarında bizim önlem alma oranımızın yüksek olmasının nedeni de e, bu kaynakları doğru vermemiz. 50K, maskeni tak, mesafeni koy. %90'ın üzerinde çıktı bunlar Mayıs ayının başlarında yaptığımız ölçümde. %90'ın üzerinde mesafe, maske ve el hijyenine uyum sağlıyorduk. Evet. Sonra bir de, Haziran'da tabii, bir şeyler oldu tabii değişti işler. Tabii diyoruz ki bu kadar net değil yani duyguyu, düşünceyi, davranış eylemi ya da birbirinden belki hepsine birer eylem diyebiliriz. Tabii biz bazen bu bütün bunların altında tabii duygular yatıyor ve kaygı, korku bazen kaygı diyoruz halk arasında. E bazen korku deniliyor, e bazen ikisi birbirine e, karışabiliyor yani e, belki orada bir ayrım yapmak lazım. Yani duygularda bu altındaki duygularda hani kaygıyla korku arasındaki farkı da iyi bilmek gerekiyor. Tabii. Yani e, hani duyguların bizi nereye kadar koruduğu, nereden sonra onları regüle etmemizin gerekliliği veya nasıl regüle edebileceğimize dair belki bu konuda... Tabii. Yani bu Biraz çok karıştırılıyor. Korku nesnesi dışarıda olan bir şeye karşı hissettiğimiz bir duygudur. Kaygı ise içsel olabilen bir duruma karşı hissettiğimiz bir durum. Endişe var bir de. Endişe ise <laughs> kaygıdan uzak kalabilmek için üretilmiş bir düşünce silsilesidir. Hmm. Esasında endişeli bir şekilde düşünme, endişe esasında endişeli düşüncelerin içerdiği bir süreçtir. Yani kişi yaygın kaygıda gördüğümüz kaygıyı kendisinden uzak tutabilmek için çünkü kişi kaygının kendisinden kaygı duyuyor hmm. Hmm. ve kaygıyı uzak tutmak için sürekli düşünce üretiyor. Örneğin bir Obsesif komplesif bozuklukla yaygın kaygı bozukluğu arasındaki en güzel fark bir hı. tanesi örneğin ya çocuğuma kötü bir şey olduysa düşüncesini aklına getirmemeye çalışırken obsesif komplesif bozukluk yaygın kaygı bozukluğunda ya çocuğumun başına kötü bir şey geldiyseyi rumine etmeye, endişelenmek yani esasında bir tarafta tekrar tekrardan. Te o süreç zaman tabii. ne yaparım, bu nasıl olur, böyle olur mu, oraya gider miyim, hastaneye gitmiş midir, o... ardı ardına endişeli düşünceler üretmeye başlar. Bir nevi o kaygının sonunda en kötü şeyin başına geldiği sıradaki ortaya çıkacak duyguyu uzak tutabilmek için araya çok sayıda endişe içeren düşünceler koymaya başlar. Peki bu Covid yani dedik ki kaygı da içsel kaynak. E Covid dışsal bir kaynak. Yani buradaki işte buradaki… Belirsiz ama yani nesneyle hmm. görünmüyor ya. Nesne hmm. şimdi şu belirli Hı hı. ama hı hı. COVID gözle görülen bir şey değil. Gözle, gözle görülmeyen bir durumda bir belirsizlik ortaya çıkıyor ki var. kaygıdan kaygı duyan insanların esasında en büyük korktuğu şey belirsizliğe intolerebilite, belirsizliğe tahammül edemiyor olmaktır. Esasında en korktuğu şeyin başına gelebilmesi. Zihin de bizim en değer verdiğimiz şeylerin üzerinden bu oyunu oynuyor Olur. diye düşünüyorum ama düşman olarak tanıtmıyorum. E, dost düşman. Eğer onu Tabii yönetebilmek ki. elimizde ve yönetebiliriz. Çünkü o bizi acıdan korumaya çalışıyor. Geçmiş hayatınızda çaresizlik yaşamış olduğunuz ya da annenizle babanız evde kavga ediyor. Baba eve diyelim alkollü geliyor, anneyi dövüyor ve sürekli o yorganın altında ne zaman babam eve gelecek diye bekleyen bir çocuğun çaresizlik içerisinde yaşadığı o güvensiz aile ortamını yine hayatında dış ortam büyüdüğünde yine o güvensiz ortamı yaşadığında zihin otomatikman aynı acıyı, o çocuğun acısını yaşayacağından korktuğu için buna önlemler alabilmesi için onu uyarmaya başlıyor. Ama kişi bizim içsel olaylarımız bizim elimizde değil. Ne düşünce, ne duygu, ne his, ne imaj, ne dürtü, ne belirti. Ne de geçmiş anılarımız yaşandı ve bitti çünkü ama bunu travmalar için söylemiyorum. Yani bitti ve bunları yok edin çok invalide edici olur olur. Tabii. Asla. Tabii. Yani o çok önemli hayat anıları. Ee, ama bunların hepsi bir nevi zihnimiz tarafından pat diye önümüze getiriliyor. Pat diye önümüze atılıyor. Bu bizim elimizde değil. Ama bunu yok etmek için yapmış olduğumuz çabalar insanı değerli hayatından yaşamaktan uzak tutuyor ise işte orada psikopatolojiden bahsetmek lazım. Hmm. Bu araya da insan için hayvanlardan farklı olabilen Dil denilen kavram biriyor. Yani düşünce. Tabii. Düşüncenin türetme, ardı ardına türetme yetisi var. Yani bir klasik koşullanma, edimsel koşullanma gibi bir olay değildir insan. İnsan tabii bir hayvan değil. Ve tepki, değil. Yani o tek tepki yönlü, değil, tek yönlü tabii. bir şey. Yani hayvana kalkıp zili çalıp kemiği verdiğiniz zaman hayvan salgısı salgılıyor. Ama kemiği verdiğiniz zaman kulaklarını dikmiyor acaba zil sesi gelecek mi diye? öbür taraftan da bakmıyor iş ama insan öyle değil. Eğer AVM'de kaldıysan kapalı olan her yerden kalabilirsin diyor zihin. Asansörden de kaç diyor. Oradan da kaç diyor. Buradan da kaç diyor. Bakın türetiyor. Türetmeye Türet başlıyor. O öyle kalmıyor. O yüzden insanların terapistleri var, hayvanların yok. Ama o yüzden biz bu kadar aşılar buluyoruz, bu kadar naklen yayınlar yaparak kameralarla evlere, sıcacık evlere hizmetler ediyoruz. Evet, insan zihni bu kadar gelişmenin de sorumlusu. Ama insan zihni bir devreye girdiğinde Yüzde yüzü bulacağım diye, belirsizliği belirli kılacağım diye çaba sarf ettiğiniz zaman da sizin lanetiniz haline geliyor. Evet. Yani aslında duygular önemli, bizi koruyor, bize tehlike var diyor. Burada korun diyor. Ama işte orada kullandığımız stratejilerin aslında zorlanması yani o duygunun o kendisi değil. O stratejiyi diye. biz seçiyoruz. Evet, Onu o çok iyi strateji. Benim bakın, şunu indirip kaldırmak benim elimde. Evet. Hatta ruminasyon yani... ...düşünceyi olmaması için ne yapabilirim? Yani obsesif kompesif bozuklukta bazen adam sizde oturur ama donuk donuk bakar. Sen de siz orada yoksunduruzdur. O kendi dünyasında o acaba oraya değdim mi? Tam oradan geçerken adamın ayağı oraya değdi mi? Bu sefer zihni der ki o zaman bundan sonra geçerken huzursuz olmamak için fotoğraf çek. Sıkıldıkça oraya video çek. Videoyu çekip çekip <laughs> bak ki rahatla. Şimdi Aha. bakın obsesif kompulsif bozuklukta bir şey de var. Bir şey düşünmüş olmakla bir şey mi bunun arasındaki farkı da seçemiyor. Yani hı hı. ben düşündüm mü yoksa gerçekten o sırada bir şey mi yaptım? Acaba bıçaklarım diye düşündüm mü yoksa gidip çocuğuma bir şey yaptım mı? Tabii bu bir sınıflama değil mi? Yani içgörünün iyice bozulması ve gerçeklik algısının bozulması olan sınıflamada evet. biraz daha bu Yani iç, içgörü de tartışılır giriyor. bir şey. Tabii içgörü olayı da ben hocam biliyorum ama işte elimden değil ki ben yapamıyorum diyen bir insanda çok içgörü yok. İçgörü bir reflektif bir şey, farkındalıklı evet, bir şey. Evet bunu olmasa. konuşmak istiyorum ama çünkü bazıları biliyor yani bunun aslında yanlış olduğunu biliyor ve devam ediyor... ...bazıları da gerçekten bunun gerekli olduğunu düşünüyor. Bu ikisini tabii, 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 tabii. aslında konuşmak gerekiyor. Sevgili Mehmet, Duygu regülasyonundan devam edersek... ...çünkü biliyorum hı hı. ki senin de çok güzel bir kitabın var. Hayırlı olsun bu arada Teşekkür kitabın. Olsun. Hayatın Teşekkür Hayatın anlamını kaybettiğin yerde. Burada evet. mutluluk, mutsuzluk sınırını tartışıyorsun. Duygularımız, düşüncelerimiz gerçekten bugün konuştuğumuz... Yani ...zaten her zaman konuştuğumuz evet. asıl yolu bir. Hangi yaklaşımda olursak olalım aslında benim gözlemlediğim şu. Yani farklı kelimelerle farklı şeylerle. Aslında aynı şeyleri bahsediyoruz. Peki. Yani e, hiçbirimiz yeniden yani hiçbir yaklaşım Amerika'yı yeniden keşfetmiyor belki. Evet. Olanı, e, olanı farklı bir kelimeyle aktarıyor. Peki bu duygu regülasyonu sürecinde yani bütün hepsinin altında duygu yattığını Hı -hı. söylüyoruz. Sen nasıl bir süreç işlediğin, özellikle takıntılar nasıl bir süreç işlediğin ya da bireylere nasıl önerilerde bulunabilirsin? Böyle bir zamanda kendilerini regüle edebilmek için. Şimdi bilin, benim bilin e, açıkçası bu kitapta çok net bir önerim var. Ama bu bir kavram önerisi öncelikli olarak literatüre. Şunu söylemek istiyor bu kitap temelde. Diyor ki kendin bütün bu mutsuzluk hikayesinden kurtulamıyor olmanın nedeni aslında mutsuz olmaman. Sadece kendini mutsuz zannettiğin için bütün bunlar oluyor. Biz kendimize ait olmayan birçok anlama hı hı. bana aitmiş gibi sarılıyoruz. Hayat ben anlam vermediğim sürece hiçbir anlam barındırmıyor. Ama bana bir takım anlamlar benim anlamımmış gibi sunuluyor. Ne oluyor mesela 3 yaşında bir çocuk alışveriş merkezinde yere yatmış. Vitrini gösteriyor diyor ki anne bunu istiyorum. İstiyor ki <laughs> alacak barındırım. bunu. Bu var orada şeker var alacak şekeri. 2 dakika bununla haşır neşir olacak onun mutluluğunu yaşayacak arzuya ulaşmanın mutluluğunu yaşayacak ve sonra bir anda bundan vazgeçecek. Şimdi günümüz problemi zaten bu hızlı vazgeçiş çünkü hızlı ulaşıyorsun. Anne de diyor ki ya diyor geçen gün televizyonda izlediğim ablacığım demişti ki bu çocuklara her istediğini almayın koyuyor fren diyor ki, diyor ki almıyorum sana. Çocuk başlıyor tepilmeye. Annesi zannediyor ki o çocuk o sırada mutsuz. Hı hı. Başka bir örnek vereyim. Bu kalem bana İbrahim hocam tarafından hı hı. hediye edildi. Benim için çok değerli bir gün bu kalemi hediye almışım ve bu kalemi kaybediyorum. Ve o günde yaşadığım duygu mutsuzluk. Ya da bu kalemi bir gün vitrinde gördüm, çok benim olsun istedim, üzerinde 1200 yazıyor, cüzdanıma baktım o kadar param yok, sadece arzu ettiğim bir şey bu, bana ait olan bir şey değil. ve onu alamadım. Biz buna da mut mutsuzluk diyoruz. İşte bu hmm. noktada o ikisini ayırmaya karar verdim. Sen sana ait olan bir şey kaybettiğinde mutsuz olursun. Bu regüle edildiğinde sağlıklı bir duygudur ve senin hayatta kalmanı sağlar. Hmm. Ama sen arzu ettiğin bir şeye ulaşamadığında da kendini mutsuz zannediyorsun ki bu, bu arsız hmm. ve regüle edildiği zaman da problem çözücü bir duygu değil. Çünkü onun sonu yok. Bu kalemi aldıktan sonra bir kalem daha var senin arzu edeceğin. Bu manada sosyal medya bağımlılıklarının... Ee, alışveriş bağımlılığının, abur cubur bağımlılıklarının temelinde mutsuzluğu regüle etmek yok. Mutlusuzluk diye önerdiğim duyguyla baş edememek var. Mutlusuzluk çok güzel. Mutlusuzluk. Evet. Mutlusuzluk. Mutlusuzluğun açılımı da şu, mutluluk yoksunluğu. Yani bu kalem benim olursa mutlu olacağım, benim değil mutsuzum. Mutsuzluk. Ama da mutsuz değilsin. Aslında kavramın tamamıyla yanlış kullanılması ve yanlış algılanmasından kaynaklanıyor. Evet, her ikisine de mutsuzluk demek bizim çok önem verdiğimiz mutsuzluk duygusuna bir hakaret. Çünkü bir şeyi kaybettiğimde mutsuz olurum ve bu mutsuz işle bu mutsuzluk işlevseldir. Ama arzu ettiğim bir şeye sahip olamadığımda yaşadığım şeye mutsuzluk dersem işte o o duyguya hakaret gibi oluyor. O esasında mutluluk yoksunluğu ve çok kapitalizme uygun bir duygu. Çünkü sana sürekli arzu ettiriyor ve diyor ki sahip olamadığında da işte üzüleceksin. Çünkü bütün motivasyonun herhangi bir şeye sahip olmak üzerinden gidiyor. Boşuna bizim çiftçilerimiz müteahhit, fırıncılarımız bilmem olmadı yani. Hep diğerinin elindeki üzerine bir arzu nesnesi kuruluyor bize bir ve onun peşinde koşuyoruz. Karşılaştırma. Mutsuz değil, mutsuzsun diyorsun belki yani. Belki de öylesin. Evet. Yani yoksa bu kadar uzun süre kronik mutsuz olmazdın. Şimdi bizi izleyenler diyor ki bir dakika ya. Ben o kronik mutsuzlardan biriyim de bir daha bir söylesene tam bir. <laughs> <de." gülüyor> Şunu mutsuz söylüyorum. Mutsuz değil. Yani belki de mutsuz değilsin sevgili dostum. Adını yanlış koyuyorsun. Belki yaşadığın duygu başka bir şey. Çünkü mutsuzluk değerli bir duygudur. Bir şey kaybettiğinde mutsuz olmalısın. Ama bir şey elde edemediğinde yaşadığın şey o gereksiz bir şey. O gereksiz. Güzel, çok çok değişik. Ee, sevgili İbrahim, kitabında sen şöyle bir şey demişsin. Yani bu zaten hep bizim de, yani benim de yaklaşımım da var, birçok yaklaşım da var. Kaygılanan kişiye asla kaygılanmayacaksın. Güçlü ol, ee, güçlü olmalısın. Burada kaygılanacak ne var demeyin bunu biliyoruz ama gerçekten klinik ortamlarda veya dostların birbirine birbirlerini yatıştırmak için çok söyledikleri bir şey. Yani bu duyguyu hissetme, öfkelenme, kaygılanma, aman şöyle olmasın denilen e, türde bir duygu regülasyonu, yatıştırmayı yani duyguyu aslında Tabii. Yani bu, niyet çok önemli. Yani neyi ne için yaptığınız çok önemli. Yani e, yanındaki olan kişinin size onu söylüyor olması ki konumuz bazen obsesif kompulsif bozuklukta da e, aileler özellikle çocuğunun ya da yakınının yardımcı olamıyor olmanın getirmiş olduğu çaresizlik duygusuyla e, içsel bir yetersizlik ve içsel bir öfke hissetmeye başlarlar ve bu öfke ve çaresizlik ve yetersizlikle e, biraz baskı yapmaya başlarlar. Hmm. En son aşamada da hakaret ya da farklı şeyler başlar. Yani dolayısıyla bu insanlarda unutmayalım ki e, her iki Kişinin bir kişisi yani yüzde elliye yakını depresyona giriyor. Ve depresyonlar çok da e, ciddi bir şeydir. E, takıntısı Tabii, takıntı olan insanların. Takıntı da komorbid değil mi? Yani Tabii, çok, yakın, yüzde yakın majör çoklarda. depresif. Ama şunu unutmamak lazım. Yani bugün Herkesin bir kere bir takıntısı var. Yani benim takıntım yok mu? Senin yok mu Mehmet? Yani senin yok mu aynı şekilde? Benim benim takıntılarım yani ciddi düzeyde de çocukluk süreçlerine baktığım ah, zaman Allah'ım Çok Allah merak yani, ediyorum sağ, burayı. Ben gelen an, çocukların... Anne, Anneme yani... babama, babama bir şey olur diye hayatım boyunca yatakta dua ederek geçirdim ben hayatımı. Gerçekten. Ve bir gün babam e, böyle bornozda dururken sağ taraftan yürüyerek geldi. ki babam karşıdan arabayla gelecekti. Arabayla gelecekken sağda geliyor olmasını algılayamadım gecenin saat üçünde. Evet babam kaza geçirmişti. Yani hayat bu işte. Ama yürüyerek gelmişti şükür ve bunu gördüğüm zaman ben belki kabul kavramı şimdi baktığımda Hı. ki bu yeni bir kitap işte akademik bir kitap olacak aklı kabul ve adanmışlık terapisiyle ilgili ee, inşallah üç cilt çıkarmayı düşünüyoruz her bir ah, sütun için. Ve halk Aa, halk çok bacağını, her var. Her birinde de halk bacağını çıkaracağız ee, ve böylece senkronize tüm insanlara bunu duyurabilirim diye böyle bir projeydi birincisi çıkıyor inşallah. Orada da aynısı yani kabul kısmının bende oldu yani hayatın içerisinde her şeyi varı algıladım. Yoksa hepimizde bir takıntı var. Ama takıntılarımızı e, şu zaman hastalık olmaya başlıyor. Bugün panik bozukluk, e, panik hata %70 insan geçiriyor. Sadece %3'ü panik bozukluğa dönüşüyor. Bu bir araştırma sonucu. %67'si hayatına devam ediyor. Yani hepimizin takıntıları var. Ama e, yaşam prevalans açısından baktığımızda 100 kişinin 2,5 ortalama olarak değer verdiğimizde takıntı bozukluğuna dönüşüyor. Niye? Çünkü biz içsel düşünce ya da duygularımızı kontrol etmeye çalışma çabamızdır bugün hastalıkları getiren. Evet. Biz içsel duygu ve düşüncelerimizi kontrol edemeyiz. Bunları zihnimiz getirir ve sunar. Biz onlar nasıl yönetebileceğimizi ve nasıl onlara bakabileceğimizi yeteneğini ve becerisini kazanmamız lazım. Bugün her terapi modeli de ki kanıta dayalı terapilerden bahsediyorum. Tabii. Yani e, deneysel, ampirik incelemelerle kanıtlanmış olan terapilerden bahsediyorum. E, hepsi insan acısına dokunabilmek için ve bir kişiye bir beceri sağlayabilmek için var. O yüzden de e, bizim hepimizin bir takıntısı var ve bu takıntıları da e, kesin kesin e, hepsini bir hastalık olarak değerlendirmememiz lazım. Nerede Hastal hastalık oluyor? Bu hastalık... çok önemli. Yani nerede bir kişi sana gelmeli, bir uzmana gelmeli ve Bununla ilgili bir tedavi almalı. Demin Mehmet'in de söylediği konuyu deyip oraya geçeyim unutmadan ee, hayatta mutsuzluk da kaygı da öfke de endişe de hangi aversif itici diyelim hadi yani, caydırıcı yani tam etkisi, konu. Caydırıcı etkisi, Caydırıcı etkisi, Pemsinde, etkisi olan Aha. itici etkisi olabilen iyi diyen böyle yaptığımız şeyler neler varsa. Bunların altını kaldırdığınızda hayatta önem verdiğiniz şey çıkar. Eğer siz bugün çocuğumun başına kötü bir şey geliyor diyorsanız sen dünyanın en iyi annesisin, babasısın. Eğer sen ben ya birisine kalkıp da böyle nasıl gözle bakarım diyen bir cinsel takıntın obsesyonunu olup bununla karalar bağlayıp ağlıyorsan sen ahlakı çok yüksek bir insansın, değeri ahlak değeri. Eğer sen dini bir takıntıdan, müzdarip ve dini bir olaydan dolayı çok büyük rahatsızlık çekiyor, acı çekiyorsan Bil ki sen Allah'la, Tanrı'yla bağlantı kurabilme yeteneği çok yüksek ve çok arzulayan bir insansın. Bunların hepsinin altında mutsuz kılan, deminki olan olaylarda da genelde zihnimizin temelinde benim çok değer verdiğim diyelim bir kalem örneği veya şu bardak ne kadar da güzel bunu elde etmeliyim. Eğer olay sadece elde etme dürtüsünü tatmin etmek ama altında yatan değer yok ise hayatın boyunca dürtülerin peşinde koşan bir insan olursun. Burada da değerler açık olmuyor. Ama ben e, diyelim ki çocuğuma bir şey olacak durumu, dini bir olay, ahlak, dürüstlük, iş hayatı gibi çeşitli durumlarda başarı, gelişmekle ilgili nerede biz kötü bir duygu yaşıyorsak biz o duyguları alıp kucağımıza yolumuza devam edebilmeyi öğrendikçe biz o değerlere ulaştığımızda e, biz gelişmiş sayıyoruz kendimizi. Gelişmek demek her kötü duygudan bir sonuç çıkarıp oradan elde ettiklerimizle hayatta gelişerek devam edebilmektir. Yoksa benim yine mutlulukla ilgili en güzel tanım bizim mutsuzluğa verdiğimiz yanıttır mutluluk. Mutsuz olduğun zaman verdiğin yanıttır esasında. Ne şekilde ona nasıl yanıt veriyorsun? Anısı karşılıyorsun. Duyguyu nasıl karşılıyorsun? Ben burada böyle çok böyle nasıl diyeyim nasıl diyeyim böyle süslü şeyler gibi kullanıyorum değil. İnsanın Acı verici, acı ya. ya, bu aversif yani elinizi yanması gibi bir şey, hoş olmayan şeyler. Tabii hepimiz mutlu olalım. Ama bugün mutsuz olmamızın sebebi Mehmet'in de söylemiş olduğu gibi, esasında aşırı mutluluk elde edebilmek için iyi hissedizm olarak canlandırılmış bir toplumun içerisinde. Bu da güzelmiş. İyi yani. Evet, çok yani güzel. ben bir kitap çıkıyorsam, ilk kitabım gerçekten bunu çıkaracağım. Çünkü çok hedonist, evet. e, çok yapay araçlarımızın araçları olarak gelişen bir insan olduk. Amaçlarımızı kaybetmiştik. Kimse ölmeseydi, kimseye bir şey olmasaydı ama şu pandemi herkese bir durup kenara çekilip akan bir nehrin içerisinde ben nereye gidiyorum a perspektif bakabilmeyi sağladı. O yüzden bence keşke kimse ölmeseydi, illa bir virüs bize bunu öğretmeseydi ama biz virüsten de bazı hayatla ilgili acıyla bazı şeyleri de cebimize koymamız lazım. Çünkü pandemi sonrası bu virüs geçti ve her şey eskiye döndü diyenler çok kaybedecek. Çünkü pandemiyle birlikte insan zihninde çok ciddi düzeyde bir evrimsel değişim ortaya çıkıyor. Evet. Nörobiyokimyasal bile. Bir insanın sosyal mesafesi, yalnız kalması, ya sevdiklerime ve kendime bir şey olur ve bunu nasıl engellerim diye sürekli ruminasyonlar içerisinde gezmesi nöroanatomik olarak hipokampusta bile değişiklikler ortaya çıkarıyor. Evet. Amigdalyal, travmatik sistemin alttan yukarıya doğru sürekli olarak pompalamasıyla burada eksekütür dediğimiz yönetici evet. merkezlerin, evet. şefkat odaklı terapilerin, mindfulnessların, evet. daha perspektif bakabilmenin devreye girmesini insanlara öğretmemiz lazım ki her şey ilaçla ya da farklı şeylerle olmamalı. Evet yani duygularımızı regüle etmeyi aslında o hemen tepki vermemeyi öğrenmek. Bir şeyden bahsettim bunu e, birazdan konuşmak istiyorum e, İbrahim. Şey dedin e, yani bazen altında da bir değer var bir sorumluluk var ve bir değer var yani takıntıların altında. Kimi zaman ilişkili oluyor yani gerçekten temizlik takıntısı gerçekten hijyenle ilişkili oluyor. Kimi zaman olmayabiliyor da bazen birisi takıntıyla geldiğinde e, belki ben şu gözle de bakarım. Asıl problemin ne? Hani asıl zorlanma ne? Yani mutlaka acı ve zorluk altında var ama asıl zorlanma ne diye de baktığım olur. Bunu da yani öyle tabii olmadığında bunu, da ilişkili olmadığında da ne oluyor? Bu kısım tabii, biraz çok sonra önemli. Onu Bundan da söyleyeyim. bir kısaca bahsetmek hani başka bir şekilde çıkıyor tabii. ortaya aslında. Evet, e, yine aynı yerden e Mehmet senin bir araştırma var ya çok güzel bir araştırma yapmışsın. Hı, evet, Onun bulgularını abi. çok merak ediyorum ben. Yani daha doğrusu paylaşmak <laughs> istiyorum. Ya mesela olsun. bu süreç içinde yani Covid'in insanların ruh sağlığı üzerine etkisini araştırdınız evet. ve ya bit, bitki sahibi olanlar, hayvan sahibi olanlar, olanlar evin içinde nerede vaktin geçirildiği bile ne kadar etkili biraz bize bahseder misin? Evet yani bunlar zaten da? böyle çok pratik şeyler olsun istedim ben. Evet, bir de çok yani Evet çok güzel, çok güzel. E de bir gözlem yaptık baştan. Pandemi de eve girdikten sonra ne yaptı insanlar? Biraz da bunu önce baktık. Yani, yani bu şey mi? İlk eve girdiği andan mı? Ee, Mayıs ayının başında yaptık. Ha, tamam. Mayıs ayının başında. Artık ev alışkanlıkları oluşmuştu ama bazıları hiç evden çıkmıyordu tabii o sırada. Hı. Test gibi yapalım mı izleyenlere bunu? Hadi yapalım. Yani güzel olur. Hadi yani yapalım. Yani bizi izleyenleri devreye sokalım böylece testten. <laughs> yani Abi, biraz tabi, tabi. Twitter'dan yani biraz daha e, interaktif olabilir. Neden olmasın? Interaktif olabilir. Şimdi Twitter'dan cevap verebilir insanlar açıkçası buna. Şimdi Twitter demişken ilk sorumuz o oldu bizim diyor. Bu arada onu da sorduk. Etiketimiz insan hali. İnsan Etiketimiz hali. Etiketimiz insan evet. hali bu arada. Evet. Evet. Yani bu ne kadar şimdi bu televizyonda söylenir bilmiyorum ama ekranda biz hangi sosyal medya platformunun Pandemi stresini arttırdığını araştırdık. Ay <laughs> eyvah şimdi. <laughs> Hem buraya direkt... davet edip. Hem <laughs> <laughs> oraya davet edip ama evet, belki oraya... o değildir soralım. Şimdi hangi sosyal medya platformunu da zaman geçirmek stresi azaltıyor ya da arttırıyor diye sorduk. YouTube var. Hı -hı. Cevaplarımız arasında, şıklar arasında var. Cevabı şimdi Hangisine soracağız. Hangisi daha çok girince bizim pandemi ile ilgili kaygımız artıyor. artıyor. Evet. YouTube. evet. Bir tanesi arttırıyor. Hı hı. Bunlardan. YouTube mu? Twitter mı? Facebook mu? Instagram mı? Hadi versinler. Hadi versin bakalım. Ben. A YouTube, Hangisi? B Twitter, C Facebook, D Instagram diyelim. Hangisi? Ya burada tabii kişisel şeyleri de aktarabilir insanlar. Yani kendi yani, deneyimlerini tabii de aktarabilirler. Tabii senin araştırmanın sonucu olmak durumunda <laughs> ne <gülüyor> düşünüyorlar? Evet. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. YouTube, okay. Twitter, Facebook, Instagram. Birinci sorumuz bu. Buna cevap gelsin. Tamam, Bekleyelim. buna gelsin. Bunu, bunu tamam anladık değil mi? Bunu Twitter'da, evet. İkinci bilmiyoruz. soru şu. İkinci soru şu. Evde hangisiyle zaman geçirmek stresi azaltır diye sorduk. Başa çocuğu koyduk. Yani çocuk tabii evdeydi hep yani çocuklar her yaştan çeşit çeşit çocuklarımız okullara gitmediği için evdeydi. İkincisi evcil hayvan, üçüncüsü evdeki bitkiler, dördüncüsü de telefonu sorduk. Hmm. Bunlardan hangisi pandemi stresimizi azalttı zaman ha. geçirmek? Çocuk, çocuk. evcil çocuk. hayvan, evdeki bitkiler ve ee, ne demiştik en son? Telefon. 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 Değil mi? İnsan çünkü bu, bunlara da bir yani bir rahatlatıcı e, sistemler evet. olarak evet bunlara yöneliyor. Evet, Hı -hı. Bu, bu da kritik bir soru. Bir de nerede zaman geçirdiğimiz önemli. Evin neresi evin ama neresinde değil mi? Zaman Nasıl kanepe, koltuk falan. <laughs> yok, yok. Gibi ama. Ya yani bir... şöyle e, benziyor soru şöyle. Evin neresinde zaman geçirmek bize daha iyi geldi? Yani evin en çok neresinde zaman geçiriyorsunuz diye sorduk. Zamanları ölçtük. Oraya da şu şıkları koyalım. Bir mutfak çok popülerdi. Bence ekmekler popüler. e, falan, yemekler. İlk başlarda <laughs> bence. İlk başlarda. <laughs> mı, Yapmadım ya. Hocam? Tamam, ben hep, de devamlı. Pizza ben hiç çalıştım. Her şey pandemide. denendi. Hiç. <laughs> ben bir kilo verdim. verdim. Bayağı bir kilo alındı. <laughs> ben kilo verdim pandemide. Çok Aa. insan verdi ya. Acayip evet. derecede Çünkü verdi. Çünkü ben kimi ya, görsem kilo verdi. sosyallik azaldı. Zaten kendi kendime bakamıyorum. Öyle yemek falan yapamadım Ama falan çalışmaktan. İbrahim'cim tabii ki memleketi dolayısıyla mutfağa girdi mi o ben ya ben çıkarabilir yani. Ama ben sevgili sinem e yapmıştı Sinem sinem. Sinem, yani, e sinem çok sinem. güzel yaptı. <laughs> Nalan da yaptı yani hepsi yaptı. <laughs> yaptı. <Yani> Ellerinde <laughs> sağlıcığınız. Evet. Üç tane sorumuz bu olsun. Ee, Birincisi sosyal medya platformu, ikincisi bizim e kimle zaman geçirdiğimiz, evde de mutfak, bahçe, balkon ve kendi odan. Evet. Mutfak, Bahçe. Balkon. balkon kendi kendi odan. odan. Hangisinde zaman geçirmek daha iyi gelmiştir bize gibi soralım. Sonuncusu da şöyle bir enteresan bulgumuz var. Önlemi kim daha çok alıyor? Kadınlar mı erkekler mi? Yoksa arada fark yok mu? Bakalım şimdi cevapları şöyle bir düşünelim, bir iki üç dakika verelim onlara. Hadi, evet. Ne evet cevaplar cevapları bekliyoruz. O arada şunu söylemek istiyorum. Bu iyi hissetmelisinle ilgili ben bu kitaba bir bölüm koydum. Ee, i̇yi hissetmelisin baskısı çok ağır ve bunu ne yazık ki. Çok küçük yaşlarda çocuklara da yapmaya başlıyoruz. Tabii, tabii. Çok küçük tabii. yaşlarda. İyi Çok hissetmiyorsun. Bağlı. İyi hissetmiyorsan zamanını kaybediyorsun. Bir araştırma yaptık Ozan Can Selçuk'la onun tezi. E, akıllı telefon kullanım süresini arttıran şey can sıkıntısı. Ve şu telefona elimizin gidişlerinin 100 tanesinin 75 tanesi yani her 4 tanesinin 3'ü bir amaç uğruna değil. Farkındalıksız. Otomatik davranış, otomatik davranış. Yüzün yetmiş Peki biz can sıkıntısıyla mı telefona gidiyoruz'u ölçmeye karar verdik ama o kadar sıkıntılı bir şey ki. Can sıkıntısıyla bir davranış arasındaki ilişkiyi kurmak çok zor. Çünkü can sıkıntısını hemen bir şey yaparak halletmeye çalışanların can sıkıntısını ölçemiyorsun çünkü çok kısa sürüyor. Mesela can sıkıntısıyla karşılaştığında hemen eli telefona gidiyor. Can sıkıntısıyla karşılaştığında hemen bir düşünce atıyor kendisine. Can sıkıntısıyla karşılaştı televizyonu açıyor. Yani ya da birini arıyor. Bir şey yapıyor. O yüzden can sıkıntısı ölçümlerinde çok zorlandı. Yemek mesela değil mi? Yemek, Yemekle can sıkıntısı Ellie. çok Yemek birbirine diyor. karışan bir şey. Evet. Sosyal medya hesabına bakmak çok var ama burada. Çok fazla. Kesin çünkü çok, orada bir ödül çok var. Fazla. Online oyuna girmek çok fazla var. Evet. Ama sonuçta şunu söylüyoruz ki... Bu köy ki, oyunları, kasaba oyunları falan var böyle. Deler Strateji deler. oyunları Hiç bilmem ne. Hiç gibi evet. hissediyorsun. Ama şunu çok net söyledik bu hikayenin sonunda. Çocukların canının sıkılmasına... ...izin vermek çok kritik bir şey. Öğretmek değil mi? Sıkıntıyı evet, öğretmek. Sıkıntıyı evet öğretmek kesinlikle. Gerekiyor. Çok doğru söylüyorsun. Çok güzel bir şey söylüyorsun. Biz zaten. onun yerine çocukları hep oyalayıcılarla götürüyoruz. İşte oyalayıcılar şu kitaptaki... ...mutlusuzluk kavramının temel nedeni. Çünkü çocuk canının... ...sıkılmaması gerektiğine... ...ve hep iyi hissetmesi gerektiğine inanıyor. Buradaki ikinci büyük hata da şu. Bilmiyorum katılır mısınız? Çocuklara çok değerlisin... ...biriciksin farklısın yüklemesini yaptığımızda ki çocuk çok değerli, biricik ve farklı değildir. Doğadaki hiçbir şey diğerinden çok farklı değildir. Öncelikle sıradan olduğunun farkına varmak ötesine geçtiğinde bir değer buluyorsun. Çocuğun hiçbir özelliği yoksa değerlisin, biriciksin, farklısın dediğinde çocuk ömrü boyunca kendisine öğretilen bu şeyi kanıtlamaya çalışıyor. Ve her yatağa kafasını koyduğunda yastığına yorgun ve kendini mutlu hissediyor. Çünkü değerlilik e, atfı ona yüklenen hep kanıtlanma ihtiyacı doyuruyor onda. Ve değerli ya da diğerlerinden daha farklı değil. Bizim doğaya hunharca zarar vermemizin nedeni de ne yazık ki bu. Ben değerliyim düşüncesi. Onun yerine şu önemli. Doğadan diğer canlılardan veya oluşumlar varlıklardan daha değerliyim hissi. Ya diğer insanlardan da daha değerli benim çocuğum öyle diyorum çünkü. Biricik özelsin, biricik özelsin. Ya hepsi biricik ve özel olunca birbirine saygı duyma mesafeleri açılıyor. O zaman şunu söylemek lazım: Değerlisin yerine herkes değerliği bir yükleyebilsek çocuklara, hmm. bütün bu nefret ikliminden de kurtulmuş olacağız. O yüzden iyi hissetmeye bir de bu değerlisin yüklemesinden de kurtulmak gerektiğini düşünüyorum. İkisi bir araya geldiğinde iyi hissetmem lazım, değerli olduğumu kanıtlamam lazım, tam bir kaos ve sonu mutluluk diye düşünüyorum. Efendim ufak bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet tekrar bir aradayız. Evet sevgili İbrahim'le devam etmek istiyorum. İbrahim sen bir psikiyatri uzmanısın. Ve toplumda genelde böyle bir zorlanma yaşadığında kişiler doğal olarak en zamandan ve verdiğimiz emekten tasarruf edilen yaklaşım biçimi. biraz daha medikal yaklaşımlar, daha yani ilaca yönelmek ve ve daha keskin ve daha çabuk çözümler aramak. Elbette tabii ki şunu hepimiz biliyoruz ki bunun çok gerekli olduğu, gerçekten çok faydalı olduğu durumlar var ama artık birçok araştırma gösteriyor ki yani terapi yoluyla şifanın aslında çoğu zaman bu yaklaşımdan daha etkili oldu. Ama tabii elbette öbür tarafında zamanı harcamak, Ekonomik olarak bir fedakarlıkta bulmak ve her şeyden önce aslında elimizi taşın altına koymak, değişmek için zorlanmak var. Yani bu istek var. Sen kabul ve kararlılık terapisi çalışıyorsun yıllardır. Bunu aynı zamanda anlatıyorsun, yaygınlaştırmak için işte kitabın çıkıyor, kurslar veriyorsun. Bu senin mesela takıntılarla özellikle takıntılarımızı... ...işte bizim yaşamımızı engellemeyecek hale getirmesini, bunları e, tedavi etmek için e, nasıl kullanıyorsun, nasıl bir yol izlersin? Gerçekten terapi almak, bir uzmana gitmek, bu süreçte nasıl ilerliyorsun? Biraz bize bunlar bahsedebilir misin? Tabii ki. Ee, terapi e, uzun bir zaman gerektiriyor. Yani e, bir kere terapi diyebilmek için bu terapi bir konuşma, sohbet değil. Yani maalesef e, sohbet olarak algılanıyor. O evet. bir cerrahan. E, Elini kullanarak çok ince işler yapması gibi bir şey, hatta mikro cerrahi yapması gibi bir şey. Çünkü yanlış bir şekilde terapi yaparsanız, e, dolayısıyla kişiye bırakın yararı zararınız dokunmaya başlar. İlaç konusu, örneğin obsesyon, obsesif kompulsif bozuklukta da. bazen diyorlar ki sadece takıntı var işte, e, davranış yok, sadece beni rahatsız eden düşünceler var ben öyle elleme işte ne bileyim dokunma gibi herhangi bir şey yapmıyorum. Bunun iki tür sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi ilaç kullanıyorsunuz. Çünkü ilaçlar genelde davranışlar üzerine Eki baskı ediyor, yapar tabii. İkinci bir olay olayda fark etmeden içeriden örtülü eee kompisyon dediğimiz nasıl yok etmek için davranış yaparsın. Bu nedir? Obsesyon ya çocuğuma bir şey olursa kompisyon Ha, evet, Takviye veriyorsunuz. İşte en en basit bu. Yani en işte obsesif kompulsif bozukluk bu. Takıntı ne? Ya çocuğuma bir şey olursa bu beni çok rahatsız ediyor. Benim en değer verdiğim yere bir saldırı. Ve ben bunu yok etmek için vurdum. Neyden kurtuldum? Yani bir gelecekle ilgili çocuğuma zarar gelmemesinden sadece düşünceden kurtuldum. Bu bir düşünce fobisi. Ya aslında kompasyonun obsesyonla bir ilgisi yok. Değil. Sadece bir bunu yok, değil. yok etmek için evet. yapılmış olan. Biz burada e, ilacı. Eğer ki bir depresyon ya da terapinin önünde bir engel varsa çok düşük dozlarda vererek çünkü anksiyete yok olsun istemiyoruz. Niye yok olsun istemiyoruz? Demin söylemiş olduğum konuyu da ben değinmek istiyorum. E, bu bir düşünce korkusu, fobisi. Yani nedir? E, hiçbir şekilde sizin için rahatsızlık vermeyen, aynı örnekten gidelim, e, ya çocuğuma bir şey olursa düşüncesi. Bir gün bu düşüncenin devreye girmesiyle çok ciddi düzeyde bir anksiyete ve ciddi bir yoğun bir sıkıntı yaratıp bir çaresizlik yaşattığında ve dolayısıyla artık sizin için bu düşünce artık bir e, koşullu uyaran etkisi yapmaya başlıyor. Yani artık sizi rahatsız edici bir etki yapmaya başlıyor. Ne yapıyorsun? O zaman ya bu düşünce gelmeden önce yok edeceksin. Camdan seni öldürmeye gelecek birileri var, kırmızı kazaklı biri dediler. Ne yaparsın? Etrafta kırmızı kazaklı adam ararsın. O zaman o düşünce gelmeden önce nasıl önce sizebilirim diye bakarsın. Eğer gelirse kötü yakalanırsam onu yok etmek için ne yapabilirim? Bunları denemeye başlarsın. Hayatın neyle geçer? Kırmızı kazaklı bir adam gelecek mi gelmeyecek mi diye etrafta böyle gezinip ya da gelirse ne yapabilirimi önlemek için sürekli uğraş verirken hayatta altından akıp geçip gider. Ve sadece hayatın ne olur? Herkesin mezar taşına bir yazı yazacak olsalar. vallahi kırmızı kazaklı adam geldi mi geldi mi gitti mi diye hayatımı Yok ederek, saçımı süpür ederek bir ömrü bitirdim diye yazar bu sefer. Bu insanlar çok ciddi acılar çekiyorlar. Lütfen onlar yanlış anlamasın Ben onları küçümsemek için ya eee bir şekilde bir şey demiyorum. Sadece davranışın üzerine değinmeye başlıyorum. Çok zor bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Bir şey önlemek için hayatı kaçırmak, yani davetsiz misafiri önlemek için partiyi kaçırmak. Yani e, e, tabii ki yani aslında. burada bu insanlar, burada Metaforu, bu düşünceler, bu düşüncelerle uğraşırken Esasında evdeki değerleri çocukları çoğu işi yapamıyorlar. Saygılı davranamıyorlar. Dürüst olmadığı yeri yerine çocuğuna yalan söyleyebilirler. O zihin ona kalkıp diyor ki o zaman sen nasıl annesin bak çocuğuna zaman ayırmıyorsun. Yine aynı düşüncelerle devam ediyor. Biz e, ilaç kısmını genelde çok yoğun depresyon ya da gerçekten OKB'de ya da kaygı durumlarında azaltmak için eğer terapinin önünde bir engelse ufak doz Ama ben kendim genelde İlk tercih çok yüksek değilse vermemeyi tercih ediyorum. Çünkü hı hı. E, kaygı olsun istiyorum. Yoksa. Tabii kaygı olsun istiyorum çünkü kaygı olmazsa ben neye çalışacağım? Ben neye bir çünkü sonuçta yani kabul ve kararlılık terapisi öyle ya da böyle. Sadece düşünceyi içsel duygularımızı düşüncelerimizi ekarte edebilen radikal davranışçı dense de Skinner'ın olan o klasik davranışçı bir ekol değil sonuçta insanın içsel yaşantılarını da mindfulness'ta içine koyarak çok ciddi düzeyde bir farkındalık sağlayabilen bir terapi modeli. Ee, ve bu modeli uyguladığımızda inanın anksiyete tablolarında çok iyi şekilde sonuçlar alıyoruz. Özellikle güvensiz bağlanmayla ki şefkat odaklı terapi, compassion focus ki inanın her hafta 4 yıldan beridir Amerika'dan her sabah kalkıp kendi üzerinde zorlandığım vakalarda terapi alıyorum sırf bunu süpervizyon e, süper oluyorum. Yani bu iki bu aktı bulucularından olan kişi ve dolayısıyla bunu kendi üstümde görüyorum ki compassion'ın ne olduğunu, kendi çocukluğumla ilgili ne olduğunu, öyle büyük acılı anlar, ağlamalar, diğer şeyleri o hissin içindeki ısınmanın buradan gelmenin dille anlatılacak bir kısmı yok ki. Çünkü dil o kısma giremiyor, vizesi yok. Yani kelime <laughs> giremiyor, sembol giremiyor. O farkındalığı fark etmen lazım. Bunu deneyimlemen lazım. Bunları tabii ne yapıyoruz? E, seans süreci içerisinde kişilere belki benim gibi böyle süslü akademik kelimelerle söyleyemiyor ama inanın 6. 7. belki 8. seanslarda 7. 6. seanslarda kişilerin ilk seanstan çok farklı bir dille konuştuklarını fark etmeye başlıyorsun. Farkındalıklı yani e, kişinin kendisinden düşüncelerine bakabilmeyi defizyonu böyle söylemiyor da ayrışmayı Resmen kitap bari tanımını yapar hale geliyor. Çünkü insan zihni çok kolay öğrenebiliyor. Sembolize etmek tabii bizim tabii. en önemli aracımız değil. Yani terapinin T en önemli aracı değil En önemli aracı ve... çünkü dil Sembol ve farkındalık. Evet Ben bunu farkındalıkta dille tabii ki onu oraya götürüp yapabiliyoruz ama... ...kişi gözü kapalı şekilde içsel duygularını görüp orada onlara mesafeyle bakabilmeyi... ...bazen telefonumuza ses kaydı olarak alıyoruz danışanımızdan izin olarak. Ama onun yararına biz onu anında ona hemen... Whatsapp'tan atıyorsunuz, atıyorsunuz ve gidiyor evde kulaklığını takıp, gözlüğünü takıp aynı egzersizleri bakıp yapabiliyor. Neyi öğrenmiş oluyor? Düşünceyi, duyguyu, farkındalıklı şekilde bir psikolojik estetik sağlamaya çalışıyorsun. Aklın en büyük özelliği bu. Bu sadece e, bir rahatsızlık olmak zorunda değil. Evet. Normal her insanın bunu bilmesi gerektiğini düşündüğümüz için bu kitap serisini yapmaya karar verdik. İnşallah ömrümüz yeterse bunu evet. yapmak en Umarım büyük tabii ki inşallah. arzum. İnşallah. Evet çok yani gerçekten doğru yolda yazılmış eserlere, yönlendirmelere, konuşmalara çok ihtiyacı var insanların. Çok Biz farklı. hep bazen şey düşünüyoruz uzman olarak ama nasıl olsa biliyoruz, biliyorlardır gibi düşünüp bazı ufak şeyleri es geçebiliyoruz. Ama gerçekten ufak bir kelime bile insanın hayatında bir kelime, bir, bir yol, önem kazanıyor. Tabii bu sadece bir yapma listesi. Yani şunları bunları yap, Asla. şunları yapma Ay, değil. Böyle böyle bir şey değil. bir zaten. şey Terapide değil. Zaten bunlar onun için yok artık. zaten terapiler var. Onun için bu var. Peki tabii önlem almak çok önemli. Yani evet olmadan yani önleyici Hı -hı. yaklaşımlar ruh sağlığında çok önemli. Çünkü bir şey evet. varken yani akut haldeyken yaşanırken o kadar alevliyken bir şey öğrenmek çok zor olabiliyor. Yani önceden kendimizi hazırlayabilmek çok önemli. Neler yapabiliriz? Bir kişinin kendini zorlayıcı durumlara mesela Covid Hı -hı. işte yani bunu hazırlıklı yakalanmak mümkün değil ama biz kendimizi zaten Covid'e hazırlamıyoruz. Biz kendimizi zorlayıcı bir duyguya hazırlıyoruz. Burada ne bize önerirsin? Ne, senin fikirlerin neler? Yani bu bir rahatsızlığa yakalanmadan önce bir takım egzersizler yaparak muhtemel rahatsızlıklardan uzak durmak bence mümkün. Hı hı. Çünkü şunu bilebiliyoruz biz. Yani ne tür şeyler, ne tür faktörler senin hayatını ileride zorlaştırabilir? Mesela ben kendi mesleki perspektifimden birkaç tane örnek vereyim. Evet, Bugün perspektif. neyi yaşıyorsan yarın bir psikopatolojiyle karşılaşabilirsin eder birkaç tane örnek vereyim. Mesela doyumsuzluk kavramı. Doyumsuzluk. Duyumsuzluğumuz çoksa, yani ben gittim alışveriş merkezine, atıyorum işte bir tane kalem alacağım. Benim ihtiyacım yazmakla alakalı bir ihtiyaç. Bir kaleme ihtiyacım yok. Benim yazacak bir nesneye ihtiyacım var. Fakat alışverişte kurduğum bağ bu değil. Gittim. Bu arada zihnimde bir takım olumsuz düşünceler de var. İşte eşimle kavga etmişim. Pazartesi günü sınav var bugün cumartesi o sınava çalışmamışım gibi şeylerle zihnim beni o alışverişe doğru götürüyor. İki tane kalem alternatif çıkıyor karşıma. Bunlardan bir tanesini seçip alacağım. Bunu da çok arzu ediyorum. Bunu da çok arzu ediyorum. Sonra zihnim diyor ki bunu al bu daha güzel. Aldım bunu bu arada bunu almakla ilgili gündemi oluşturduğumda diğer o sınavımla ilgili gündemden de kurtulmuş oldum. Eşimle yaptığım kavganın yarattığı sıkıntıdan da kurtulmuş oldum. Çünkü derdim artık bu kalemde. Bu beni çok mutlu ediyor şu anda. Bir süre sonra bu kalemle yazdığım benim oldu arzu nesneme sahip olunca arzu nesnem olmaktan artık çıkıyor. Sahip olunan şey arzu nesnen olmaz. Bu devreden çıkarken yavaş yavaş aklıma eşimle yaptığım kavga geliyor. Hmm. Ya da bunun mutluluğu yavaş yavaş derinleşmeye yani kalemden eşinle yaptığın Tabii. kavgaya, o zaten orada korkarım, duyuyor. doyumsuzluğa da geliyor. Ay, doyumsuzluğa da geliyor. O orada <laughs> gizli duruyor O zaten her an çıkacak. O senin hayatının gerçeği belki de. Senin başta söylediğin gibi acıdan kaçma alışkanlığı. Çok küçük yaşlarda evet. ilk şeyimiz, ilk tepkimiz bu. Sonra ben bunun yerine bir şey koymalıyım bu kalemin yerine. Aksi takdirde ben Pazartesi günkü sınavımın bana vereceği olumsuz duyguyla yüzleşmek zorundayım. O sırada aklıma almadığım kalem geliyor. Bak işte bu kalemin mutluluğu biter bitmez ben devreye pazartesi günkü sınavımı değil de bu kalemin arzusunu sokarsam o zaman hem o sınavın sıkıntısından kurtuluyorum ama doyumsuzluk virüsüne de kapılmış oluyorum. Çünkü ben artık hep alarak duygumu regüle etme becerisine sahip olduğumu inanmaya başlıyorum ve alma davranışı ortaya çıkıyor. Amerika'da bu tür ee, alışveriş bağımlılığı problemi olan insanların ortalama kredi kartı borcu 26 bin dolar. Yani ve bunlar tabii ki zengin insanlar değil. Ve bu kredi kartı borcu senin e, bir şey verirken e, sende yok zaten kredi kartıyla veriyorsun. Evet. Cepten bir Olmayan şey bir Ve bu doyumsuzluk buna neden oluyor sonuçta. Ve alınan şeylerin %76'sı gereksiz şeyler. O yüzden ben kendi yaşam dinamiklerimi bir şey satın alarak değerli olduğuma çeviriyorsan bakın bu psikopatoloji için bir kolaylaştırıcı etmendir. Dikkat olun, dikkatli davranın. Aynı şeyi dört yaşındaki çocuğa kadar indirebilirim. İkincisi, ikincisi bakın bu doyumsuzluk benim derinleşmeme engel oluyor. Bu kalemle derinleşmeme engel oluyor. Hmm. Derinleşmenen bir ilişki esasında seni zemininden koparır. Zemininden kopmuş olan insan kendi kimliğiyle yani ben kimim sorusuyla yüzleşmemeye doğru gider zamanla çünkü cevabı yoktur. Bir diğer kavram dürtüsellik. Dürtüsellik de şöyle bir şey. Yine alışveriş örneği üzerinden gideceğim. Şunu istiyorum. Burada duruyor. Hemen. Alacağım. Hemen alacağım. Param yok. Bir şey yapmam lazım ve bir şey yapıyorum. Kredi kartımla alıyorum. Bunu almayı ertelemiyorum. Sonra bunu görüyorum, bunu alıyorum. Dürtüsellik arzu ettiğin şeyle ona sahip olamama gerçekliği süresine izin vermemek. Yani bu farkındalığa ulaşamamak. İstiyorsam olacak ve bir şekilde ulaşıyorum. Dürtüsellik ertelememekle alakalı. Dürtüsellik zihnimdeki o arzuyla baş edememekle alakalı. Yine soruna doğru gider. Üçüncüsü şikayet. Bakınız biz hayatımız boyunca düzenli bir hayata ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi benim öğrencilerim mesela e, kamu personeli seçme sınavına hazırlanıyorlar. Ondan önce üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Ah, evet. İşte üniversite <laughs> sınavlarında çok zorluk çekiyorlar. Puanları yüksek bir bölümdeyim ben. Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümü çok yüksek puanlarla geliyorlar. Hep sınav, hep sınav, hep sınav. Devlet memuru oluyor, devlette de psikolog oluyor ve bir süre sonra tek düzelikten ve hep her gün aynı şeyleri yapmaktan şikayet etmeye başlıyor. Çocuğum 14 yıldır onun için uğraşıyorsun ve şikayet başlıyor. İyi bir eş bulayım, huzurlu, mutlu bir hayatım olsun hayalini kuran kadın ya da erkek eşi bulup eve girdiğinde bir süre sonra şikayet etmeye başlıyor. Ya artık en çok istediğim eve sahip oldum. işime de yakın. Çok mutluyum. Hayatımı artık kurtardım diyen kişi her gün işe eve gidip gelmekten şikayet etmeye başlıyor. Şikayet bizim tek düze ve ekonomik bir hayat kurma çabamızın bir belirtisi gibi ortaya çıkmaya başladı. Sürekli şikayet ediyorsa ve bu şikayetin bana bir faydası yoksa ve çevremdeki insanlar bak Mehmet fazla şikayet ediyorsun ve bu bizi rahatsız etmeye başladı diyorsa işte bu psikopatolojik olaylaştırıcılarından bir tanesidir. Dördüncüsü tam dönemle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben de sık sık böyle elim telefona gidiyor mesela. Kuşadası'nda yaşayan biri olarak şöyle bakıyorum bugün. Oh hava çok güzelmiş Kuşadası'nda. Müthiş gün batımı fotoğrafları var. İnsanlar denize bile girmiş. Burada iki alternatifim var. Oh be arkadaşlarım ne kadar güzel zaman geçirmiş demek. İkincisi de ulan kaçırdık bensiz eğlendiler demek. İkinciyi yapıyorsan buna fear of missing out FOMO. FOMO diyorlar evet. Evet işte gelişmeleri kaçırma ama daha da fenası diğerlerinin keyif verici yaşantılarını senin kaçırman. Sosyal Bu, medya Allah. Sosyal e, en büyük kaynağı FOMO. Peki burada ya iyi ki arkadaşlarım güzel zaman geçiyor ne kadar güzel eğlensinler diyen kişi psikopatolojiden uzak kalır. Çünkü sosyal bir varlık olarak kendini grup içinde tanımlamıştır. Diğeri ise ya ben kaçırdım diyen insan sosyal hayattaki varoluşunu ben üzerinden tanımlamıştır. Dengesi bozulduğu anda insanın sosyal desteği onu korur. Stresli yaşam olaylarının psikopatolojiye dönmemesini engelleyenlerden bir şey sosyal destektir. Diğerleri sensiz mutlu oluyor diye bozuluyorsan muhtemelen sosyal desteğinde duygu ifadende az olacaktır. Bu da mesela bir kolaylaştırıcı. O yüzden doyumsuzluk, dürtüsellik, sürekli şikayet etmek fomo diyelim artık ona tırnak içinde bunlara dikkat edeceğiz. Bunlara bu tür şeyler çünkü yeni düzenin Anadolu insanında olmayan şeylerdir. Son zamanlarda ortaya çıkan şeyler bunlar. Bizim güncel Anadolu yaşamın güncel e, zorlanmaları. Kesinlikle öyle. Anadolu insanında bunlar temelde bizim geleneğimizde, göreneğimizde olmayan şeylerdir. Ama bu son 20 yılın işte bu biraz daha tüketim üzerine temellendirilen iyi olma beklentisi ne yazık ki bunlara Sıkıntı olarak ortaya çıkarıyor. Bir şey soracağım. Ee, bu terapi ve ilaç kullanma ile ilgili bir çalışmamız var. Ee, nerede yayınlandı? Neurop Dergisi'nde yayınlandı. Ee, 2016 yılında. Terapi hizmeti alanların, hastanede terapi hizmeti alanların, bu arada hiç kimseyi suçlamadan söylüyoruz yine yanlış anlaşılmasın. Sadece %3.6'sının yaptığı terapi tanımı, Genel geçer terapi, an, tanımına, terapi tanımına uygundu. Mi? Ne yazık ki ne yapıldığı da belli değil. Hiçbir yani, şekilde o yüzden akreditasyon ve sertifikasyon evet. doğru dürüst işte bizim Korktif ve Davranış Terapileri Derneği ya da bu Uğur'da çeşitli derneklerin yapmış olması ya da bu işi işte demin söyleyeyim. Benim 21. yılım terapide hmm. eğitimimde. Tıpı 6 yıl, 5 yıl uzmanlık, 11 yıl. 20 yıl 21'e girdim. Terapi eğitimi almaya çalışıyorum. Hala terapist hala, değilim. değil mi? Evet, ve terapist hepim. olmadan öleceğim. Ama terapist olabilmek için her gün gelişmeye devam edeceğim. Benim hayat felsefem budur. Doğru. Ve önemli. doğru şekilde gidebilmek. Bunun için her hafta bu işin doğayını olabilecek ki işte hem Mehmet abiden hem hocamız geliştirdi sonra biz branştırdık daha yurt dışına yöneldik. Bunların hepsine baktığımızda e, hala çalışıyoruz ve hala kendi evet. üzerimizde yapıyoruz. Ve bazı şeyleri gördüğümde maalesef aynen demin söylediğin gibi Hemen bir şeye sahip olmak, hemen bir kağıdı duvara asmak ya bu değil hmm, ya. Evet, ya evet, olay tamam. kağıt değil, olay diploma değil, araçlar değil. Senin en önemli aracın ne biliyor musun sevgili kardeşim? Ya, şu kamerada olduğu gibi o acıyla senin odana gelip sana ağlamaklı gözlerle, kaygılı gözlerle bakan insanın hayatına sen dokunabiliyor musun? Onun acısını ona yönetebilecek şekilde bir yeteneği, bir davranışı, bir beceriyi öğretebiliyor musun terapi odur. Evet. Eğer sen bunu yapamıyorsan hiç laf sadece sohbette kalıyor. Tam için. bu noktada bir şey söyleyeyim. Çağdaş öykümemiş de galiba değil mi? Evet, Çok da, iyi bir şey yapıyorsunuz da, evet, ellerinize sağlık. Beraberiz, beraberiz. Evet. Evet. Beraber yani işte. bu süreç hiç bitmiyor. Aslında bir mesleğin erbabı olmak, bir meslekle uğraşmak, ilgilenmek aslında ömür boyu. Çünkü yani değişiyor, yaşam değişiyor. Tabii sen mesela Mehmet şey dedin, e, tabii güncel e, sorunlarda hikayeler değişiyor, araçlar değişiyor. Evet. Ama belki taş devrinde de hani kadın ya da adam işte karısına ya da kadın eşine işte... Bak o nasıl bir av getirdi. Sen hmm. de adam mısın? Ne biçim bu av? <laughs> Diyordu belki. Yani haset <laughs> karşılaştırma hep vardı. Var. Yani her zaman insanın olduğu her yerde duygular bakidir. Mesele bunların tabi olmaması değil. Bunlarla bunları fark edebilmesi bireyin kendi. Yani ben hep diyorum ki birinin karşısındaki kişiyi sevmesi, anlaması, ...kendimdeki karanlık yöne dokunmasıyla oluyor. Yani ben iyiyim, herkes kötü mü? Hani yani bende de var. Bunların hepsi hepimizde var. İnsan olmak zaten bunların çok bütünleşmesi var. ama orayı dokunabilmek, orayı görebilmek ve kendimizdeki bu kısma dokunmadan da başkasındakine dokunamıyoruz. Onun için kendi çalışmalarımız bence çok önemli bir yandan. Bir de tabii. Yani şöyle bir süreç var kabul diyoruz mesela i̇şte sen kabul ve kararlılık terapisi adında koskocaman kabul var. Bu kabul meselesi biraz yanlış anlaşılıyor bizim <laughs> kültürel olarak da yanlış anlaşılan bir şey. Yani pes etmek gibi anlaşılıyor. Boyun Senin emek. bahsettiğin bu kabul ve kararlılık terapisine yani kabul dediğin şey e, biraz daha açıklar mısın bize? Ee, Çok yine, anlatmamız tır, gerekiyor tabii. çünkü. Kabulü, yani Kabul bir boyun eğmek değil. Kabul evet. bir arzu da değil. Kabul bir eylemdir yani kabulü yapabilmek için bir kere gönüllü olman lazım. Kabul etmeye çalıştığımız şey ne olacak canım? işte sen de kanser oldun. Çok sayıda kanser var insan var. Sen de kanser oldun. İşte hayatın içerisinde her şey var. Bu durumu kabul edeceksin değil. Kanser olabilirim, kanser olduğum ya da duyguyu, düşünceyi içsel onunla beraber gelebilen durumlara kabul geliştirebilmek. Ben buna gönülsüz bir gönüllülük diyorum. Yani ...gönülsüz olarak bir gönüllülük. Ben bunu en güzel örnek olarak hamileliği veriyorum. Sevgili kadınlarımızın yapmış olduğu... ...o yüce... E, ...en önemli dünyanın bence... ...en ulvi görevi. Annelik. Babalığında daha sonra geldiğini düşünüyorum. İnanın bazen e, genelde yapılan çalışmalarda öyle. Annelikte hamile kalıyorsunuz ve... ...9 ay 10 gün boyunca ölme riskiniz olabilen... ...bir çocuk için... ...kiloya değer verebilen... ...çok sayıda kadın varken... ...o kadar sağa sola dönemeden... Geceleri o hele sıcak bir bölgede yaşıyorsunuz ve klima yoksa bizim annelerimizin zamanında o acılı şekilde sürekli 9 ay 10 gün boyunca o acıyı çekebilirken sonuçta kucağına bir yavru veriyorlar. Ve onun sıcaklığını, kokusunu üstünüzde hissettiğiniz zaman 9 ay 10 gün boyunca çektiğiniz acı olmuyor. Peki ölme riskim var? kilo alma riskin var. 9 ay 10 gün boyunca ciddi sıkıntılar yaşayacaksın ve çok acılı bir olaydan sonra da doğum gerçekleşecek. Peki niye buna gönüllüsün diye sorduğunuz zaman bir kadına... sizin suratınıza garip garip bakar. İşte kabul bu. Kabul bir Sor, eylemdir. Sorgulamıyor ee, bile yani. Çünkü, ya, bu bile. duygunun, bu duygunun nasıl hamilelikte ve çocuk doğumunda ortaya çıkabilen bir kabul durumu varsa, aynen Covid'de ölebilme düşüncesinin getirdiği yakınlarının ölebilme düşüncesinin gözünün önüne geldiği anda içsel yaşadığın, huzursuzluklara ve bu düşüncelere zihninin daha olmamış olan bir gelecekte getirmiş olduğu doğal bir çalışma stratejisini yönetebilmek için stresi ve düşünceyi kendi kucağına alarak o değerli hayatın içerisinde huzurlu ve bu hayatta daha esnek, daha rahat ama rahatlık mutluluk olarak rahatlık değil. E, düşünceleri ve şeyleri yönetebilmek bu büyük bir güvendir. Bu büyük bir güvenli alandır. İnsanın kendine yaratabileceği. Bunu verebilirseniz o zaman çünkü bu hayatın içerisinde insan zihni ya geçmişteki anılara takılıyor ya da hiç olmamış gelecekteki sizin için kötü olabilen bir düşünceyi gözünüzün önüne getirebiliyor. Ama o saniyede bir tek şey gerçek. İçinde yaşadığın o stresin, acının, kaygının içinde yarattığı reel gerçek bir acı var. Ve bu acıyı o oluşan acıyı ve burada olan düşüncenin sahibi olarak bunları yönetebilmek ve bunlara kendi içinde bir yer, güvenli bir yer açabilme e, yeteneğini kişiye verebilmektir. Yani kabul çok zor anlatılacak bir şey. Bu nasıl diyeyim bana farkındalığı anlat dediklerinde ben ancak bunu bir yaşantıyla ah, anlatabilirim. Ay, yani çok zor oluyor. Bana anlatabilirim. Olan, yani gözünüzü ki... kapayın. Şimdi kapatıp beraber gerçekten bunu bir şey olarak değil yani ancak o farkındalığı ne olduğunu anlatabiliyorsun derslerde bu hafta sonu <laughs> bağlam olarak kendilik. Yani ne demek? Sevgili Mehmet'in de söylediği gibi içsel yaşadığım her şeye fark eden bir insan olarak bakabilmek. Yani bir pilotun gökyüzüne çıkıp iyice o bulutları geçip açtıktan sonra burada bulutları, burada dağın tepesini belki, belki yerdeki bir gölü, ormanı gördüğünüz anda bu her gördüğünüz buluttu, daydı, içsel yaşadığımız kaygı, düşünce, öfke, dürtü, olumlu olumsuz tüm düşünceler. Ama bir de o uçağın içerisinden onları fark eden biri var, gören biri var. İşte o ben Gözlenme dediğim yani o göz. Bu bunu anlatabilmek için bak meslektaşlarıma diyorum çok zor bir şey. Bir buçuk gün öyküyle beraber en son ertesi gün zaten ben hiç danışan görmedim ee, hmm. ve ben tamamen şey oluyorum yani beyin dopamin deşarjına bağlı bir toparlama sürecine ihtiyaç oluyor çok yorucu Tabii. bir şey eğitimler ee, bunları kabul kısmını insana dille değil e, bu çok deneyimli. hemen gelişmiyor De, deneyimle ama o geliştiği zaman o psikolojik esneklik diyoruz böyle çok böyle şey böyle tatlı bir kelime gibi geliyor ne bu ya bu geliştiğinde hayatında her şeyin olabileceğini bir kabul ama hayat değerlerin yönünde adım atabilmekten hiç korkmadan adım atan bir adam haline geliyorsun. Çünkü ben hayatımda bunu kendi üzerimizde denemeden birini anlatamıyorsun. Ama yüzde yüz değişim sağlanıyor. Ve bu bakın çok büyük bir rakam söylüyorum. Ben de öğrencilerime de söylüyorum. Yüzde yüz hayatın değişiyor. Bu çok büyük bir rahatlık. Bu sadece hastalık için bir durum için değil. Tüm insanların iş hayatı herkesin Bence e, bu işi öğrenmesi gerekir. Bu yüzden hep aynı şeyi söyleyip, söyleyip duruyorum. Bu serileri, bu kitapları çıkarma arzum kısmet olursa bu. Çünkü sadece hastalık olarak değil, bu tanı ötesi bir model olduğu için tanılarla işimiz yok. Tabii. İnsanla işimiz var Tabii. ve insan Ta acısıyla. Tanılar e, bazen bizi çok kısmetleyebiliyor. Çok zor, çok zor anlatılacak bir şey kabul. ama biz olayı kabul etmekten öte... Olayı biz bir düşünceyi, duyguyu, hissi, içsel olaylara kabul geliştirebilmek, bu yeteneği kişiye verebilmek çok önemli bir yeteneğe. Kabul bir pes etme değil tabii. Kesincesi. Kabul edeceğimiz Boyun şey kişi, kişiler veya durumlar değil onlarla ilgili algılarımız ve şeyi söyledin bu da çok güzeldi. Yani... Bazen kabul eden kişi bak şimdi kabul ediyorum denilerek kabul edilmiyor. Asla bir o hocam. bir oluş hali, olma hali. Bunu kabul edeceksin. Heh, Bunu evet. ne olacak? Ve Herkesin kocası anlatıyor. E, kabul edeceksin. <laughs> ya abicim sen, sen kabul edeceksin de etmiyorum. Yani dilim ediyor da içim etmiyor. Acı bu. Ne demek kabul etmek? Yani orada benle ilgili çok önemli bir şey var. Demin yaptığın çalışma da çok güzel. Acaba biz insanların en temel olaylarından bir tanesi ben yeteri kadar iyi değilim mi acaba? Evet. Rigid perspektif yani benle ilgili o e, benlikle ilgili kavramla ilgili değersizlik bu çok insanların sevilebilmesi için hep ona baktım anlatırken sevgi ve değer görmek için ne kadar bir kaçınma içerisindeyiz evet. alıp sahip olmak bile geçici sürede ben değerliyim ve ben yeteri kadar iyiyim mi belki tadabilmek için ama bu sönüyorsa bil ki Burada bir yanlış var. Eğer evet. sen bunu o zaman hissediyor sonra hissetmiyorsan bunu hisseden de hissetmeyen de sensin. Hı. Bunun ikisini de deneyimleyen bir tek insan var. O zaman sen duruma göre değerli ya da değersiz olamazsın. Şöyle bir şey geliyor aklıma bir, hemen. Ya bir başlamadan önce Twitter'da sonuçlar geldi. Evet, evet. <laughs> Şimdi e, diyor ki hangi sosyal medya platformu daha çok stres yaratıyor? Evet, ben de onu kendime göre yanıtladım. Evet. Efendim şimdi son yani bu bana gönderildiği andaki YouTube %5, Twitter %70, Instagram %11, Facebook %14. Sizin bulgularınızla örtüşüyor mu? Ya kesinlikle Twitter örtüşüyor. %70 Twitter %70 deniliyor artırıyor burada. Artırıyor evet, senin de öyleydi süresini. değil mi? Şimdi e, Herkesin bu kadar net söylemesi ilgimi çekti. Senin fikrin neydi hocam? Vallahi ben YouTube diye düşündüm ama YouTube Twitter kullanmayan bir adamım o yüzden. Benimki. Benimkimiş hiçbir şekilde almam hocam. Benim ben YouTube'da şimdi YouTube'da <laughs> çok, neydi? çok iyi kullanan bir isim vardı diye evet. düşündüm. Ama yani Tabii YouTube ben... <laughs> İbrahim'in olayı YouTube zaten çok güzel evet, videolar abi. vesaire. Ya çok iyi yapıyorsun bunu bu arada. Yani, İnsanlar, yani. onu oraya yerleştirmek İnsanlar. lazım. Ee, İnsanların faydalanabilmesi bile çok. Bir de faydalanacak çok bir şey. Biz Twitter'ı şöyle yorumladık tartışma bölümünde. Ee, çok fazla adı sanı olmayan insanların çok iddialı argümanları var e, orada. Oranın şeyi o değil mi? Anonim Röcönü yani. Racon'u böyle evet. yani daha iddialı, daha, daha iddialı. sert yani. ve hani eleştirel. Hani bu şey vardı ya işte yoğun bakımda yer kalmayacak. Ha. İşte nefes e, alamayacağım. Ya, Aslında her gün Doktorlara, 3 bin kişiyi kaybediyoruz ama 100 oraya, kişi. Oraya, buraya. Öyle şeyler var. Mesela bir tane beyaz önlüklü fotoğraf Doktor X ne olduğu belli değil ama çok iddialı bir argümanı var. Mesela şu, şu yoğun servisten yazıyorum diyor. Bilmem şeyden yani. <laughs> Arkadaşlar bunu diyen sıradan biri değil. <laughs> Şer. Bu esasında İsviçre'de bilmem kim en üstündeki olan <laughs> abimin yakın arkadaşı. <laughs> yani nasıl bir şey <gülüyor> yani. <gülüyor> <Tabii>. yani? Ya <laughs> ya ama bir abi. çok bilgilendirici. tabii bu da çok gerekli. Yani kritik. Tabi e... doğru. Ee, çok önemli biz yani bu olmamalı değil ama tabii. oranın tabii. Şeyi o ortamı o tabii. yani. Orada etkileşim almak için biraz mevzuyu büyütmen lazım. Ee, şu <laughs> devlet hastanesinde çalışan hemşire bir yakınımdan aldığım bilgiye göre deyip de bir referansa bağlayıp <laughs> da söyle. Ses kayıtları vesaire. Ses kayıtları, görüntüler gel. Biraz herhalde Twitter'ın bu yani tabii influencer da demeyeyim ama yani çok takipçili kişilerin biraz da bu takipçi sayısını arttırmak ya da etkileşimi arttırmak için ses getirme çabası belki. İkinci soru İkincisinde yazıklarım. şöyle <laughs> hangi zaman hangisine zaman geçirmek pandemi stresini azaltıyor? Yüzde 13 kendi odan, yüzde 13 bahçe, yüzde 25 mutfak, yüzde 49 balkon bahçe diye. Onu neden ikisini bir arada demişler? Hemen ben e, ikisi bunu, demişler. Evet o yüzde 49 tamam. balkon bahçe yani en evet. e, en yüksek oran evet. balkon bahçe çıkmış. Sizde? Evet. Siz de? Siz... Siz ne dersiniz? Ben dayanamadım özür dilerim. Siz ne dersiniz? Ben size? kesin kesin balkon bahçeydim. Ben balkon balkondayım. Mı? Ben balkonda acayip heyecanlıydım. Evet. Yani şöyle e, mutfak stresi arttırıyor. Mutfak %25 fena <laughs> çıkmamış. Böyle. Mutfak Bayağı stresi artmış. mi arttırıyor? Arttırıyor. Evet, çünkü ya, performans kaygısı var. Hayır. Yapamazsam Olmadı var. mı? Tabii tabii. Bende arttırıyor kesin de. Bende de öyle. <laughs> hani herkes de öyle diyor. Bir çay demlemek için giriyorum <laughs> ayrı konu. Ya bahçe çok işe yarıyor çıktı orada. Bahçe çok işe yarıyor çıktı. Çünkü bizim... Yani tür gereği doğayla bağımız kopmaması lazım. Şimdi evet. eve kapanmak demek bizdeki karşılığı tam olarak doğadan uzak kalmak demek. Bahçe de şimdi şu da aklı geliyor ya Mehmetçim yani bahçemiz yoksa ne yapacağız gibi bir şey geliyor akla. Ya apartmanın bahçesi vardır. Camdan ya bak. da bir camdan da bakma. <laughs> bir 20 metre ileride bir park vardır. 200 metre ileride bir park vardır. Bu dönemde gerçekten bahçe ve balkon çok önemli Türk oldu şey ve arada. bir manzaranın olması yani baktığım bir ya yerin olması. Kesinlikle öyle ama bizi şunu gösteriyor bu. Doğadan uzaklaşırsan yoksun. Aynen öyle. Biz doğadan uzaklaşıyoruz. Mevzu orada ortaya çıkıyor. Şimdi yani şu hani yani başka yerlere gitmek istemiyorum ama yani zeytin ağacı kesiyoruz biz hala. Evet. abi. Yok ediyoruz yani. Facia bir şey. Yok etmenin facia. sonu yok bir daha gelmeyecek. Mesela benim çocuğum yok ama hakikaten bu zeytin ağacını kesenlerin çocuğu var. Onun geleceğini yok etmekle ilgili bir karar vermiş. Çok üzülüyorum buna yani. Şu an ama şey devlet çok ciddi düzeyde ben de şimdi Şanakkale tarafında olduğum için şimdi bu süreçte bakıyorum yani zeytinlikler konusunda devlet çok katı. Yani hatta görüşe falan bile açmıyor. Yani hiçbir şekilde şey getirmiyor. Çok ciddi yani sit alanı gibi neredeyse ya görüyor. Abi. Çok iyi yani. Sahip. Sadece... Kayıp oranları ama hala çok fazla. Var mı? Görüyor musunuz? çok sayıda kesiliyor Bir de şunu yani. çok iyi değiştirmek lazım. Bu konu dışı ama yani şu lafı artık etmememiz lazım. Bakın orada kestik ama buraya da şu kadar diktik. Bu, bu tamamen etik, ahlak bilimiyle Eti ilgili de, o kadar olsun. aykırı bir şey ki. Şu, o Şu yani. bir, bir diğer yani. bu şey geldi. <laughs> evet. Diğer sonuç da geldi. Hangisi daha çok önlem alıyor? Hangisi? Hadi 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 bir tane sen söyleyeyim. biliyorsun. Sen, sen biliyorsun. Ha, ha, kadın mı erkek mi? Cinsiyet. Çok özür dilerim. Ha, bence kesin kes ee... bir dakika. Erkek. <laughs> Hadi ya, şaşırtma yapıyorum dedi. Yok valla ben ciddi söylüyorum. Bana, kadınlar daha kaygılıdır ama. Kadınlar daha kaygılıdır ama. Erkekler daha mı çok önlem alıyor sence bu süreçte? Yok ya kad kadınlar alıyorlar. kadınlar alıyor. <laughs> obsesi yani kadınlar o, takıntılar kadınlar da kadınlarda için, daha fazla için, mesela. Evet. ne olacak? Ne olacak bize fazla. korona evet. mı olur falan evet. ya erkekler. <laughs> Burada %76 evet. kadın, %24 erkek denilmiş. Evet. Bizde şu var. Emniyet kemeri için de geçerli aynı bir şey. Yıllarca çalıştık emniyet kemerinde de. O diye bir tane şimdi bizim Finlandiya'dan bir hocamız gelmişti Timo Launen. Ee, selam olsun ona da. Emniyet kemeri takmayla ilgili çalışacak. Ben de onu karşılamaya gittim. Ottu'da o zaman çalışıyorum ben de. Havalimanına. Şimdi ne kadar anlasın neydi an bilmiyorum da. Benim emniyet kemerimize toka var. Ötmesin diye taktığım bir şey var. Timo bunu gördü. Bu neydi? Dedim işte bu bunu takınca emniyet kemeri ötmüyor. Ha <laughs> şey bu. bu şey. <laughs> Anladın mı şey? Yani adam adam adam. Bu şey adı bizim... hayalet kemer mi diyorlar? <laughs> evet. öyle bu, mi? Bu, söyle söyle mi? Ben bunu yıllar önce bizim cevap. memlekette gördüm. Adana'da adam evet. görmüştüm. Adam o kadar şaşırdı ki ya dedi sen dedi o bu emniyet kemerini bu. taksana oraya dedi yani. Bire ses kesilecek. Ha iyi öyle takalım falan <laughs> Bu da <arada bunu> arkadaş. <laughs> <laughs> ya dedi normal taksana be adam niye bunu böyle yapıyorsun? Sonra dedi ki çok kısa zamanda profesör olacağım burada muhtemelen. Ay. Bunu <laughs> kaçtı. <laughs> ben sen onu yaparken söyleyeyim. örneğin hayatımda acil serviste çalışırken bir örnek olsun izleyicilerimize diye söylüyorum. Bir trafik kazası geldi. Trafik kazasının bir tanesini yüzü tanınmayacak halde direkt olarak morga kaldırmak zorunda kaldık. Direkt. <laughs> X geldi. Ee, ölüm olarak geldi. Diğer kişi yanında oturan arabanın oradan darbe almasına rağmen yani kendi oturduğu yerden almasına rağmen emniyet kemeri takmıştı. Hayatımda unutmam. Sadece şurası da bir morlukla i̇şte. gözlemde kaldı dedik. Ailesi imza attı. İnanın ben çok iyiyim. Hiçbir şey yok. Evim çok yakın. Bir şey olsa hemen gelirim. Biz bırakmadık. Zar zor 3'e kadar 3'ten sonrasında da gerçekten imza atarak kalktı gitti ailesi ve kendisi imza atarak. Ee, şey. Çok i̇nanın inanın birisi morga, birisi yürüyerek evine gitti. O zaman korkunç, önlem korkunç. önemli. Yani e, kadınlar tabii, yani önlem almak tabii, önemli tabii ki. Ama ta takıntı da kanka. kadınlarda daha fazla oluyor enteresan bir biçimde. O zaman e, programın sonlarına doğru geliyoruz ama bitmedi. Çok daha daha dahası var ama e, o zaman nerede önlem nereye kadar? Çünkü bu vesvese, e, evham batıl inançlar bunlarla tabii obsesyonlar yani takıntılar birbirine karışabiliyor önlem almakla karışabiliyor nereye kadar önlem nereye kadardan sonrası bize ve çevremizde çünkü bu durumdan sadece biz etkilenmiyoruz yani takıntıları olan kişilerin çevresindekiler de çok zorlanıyorlar yani çok beraber yaşadıkları bir şey çevresindekiler nasıl destek olabilirler kişi önlem mi ya da önlem nereye kadar olmalıdır önlem burada kelimesi, ne dersin tabii, bir önlem kelimesi önce. tabii önlem kelimesi biraz e, riskli bir kelime e, bir kere daha çok düşünce ya da duygu ya da his geldiği zaman bunları yönetebilmek demek daha doğru. Çünkü önlem demek sanki itmek ya da kaçmak gibi algılanabilir. Türkçe biraz garip bir, ne demek istediğini çok yanadığım için ben evet. öyle söylüyorum bir taraftan. Ee, bu daha çok kaçındığınız zaman eğer bunları engellemeye daha çok kontrol ajandası. Yani ihtiyatlılıktan bahsediyorum ama çoğu kişi bunu öyle olduğunu söylüyor. Ha şu şey için söylüyorsun. Korona için ya da herhangi bir şekilde başınıza kötü bir şey, çocuğunuzun hep aynı örnekten için şey söylüyorum, Çocuğunun başına kötü bir şey ya da şöyle bir şey gelebilmesi için bunu sıfırlayabilmek bir noktaya kadar ancak bir miktar elimizde. Çünkü hayat denilen bir gerçeğin kendisi zaten belirsiz. Tabii. Eğer belirsizlik kelimesi olmasaydı sadece belirli olan kelimelere giderdik ama hayatın kendisi belirsiz. Biz hayatın içerisinde olabilecek olan, zihnimizin getirdiği bizim çok değer verdiğimiz durumlara karşı işini kaybedersin çocuğuna bir şey olur ya şöyle olursa ya böyle olursa gibi getirdiği düşüncelerin o anda içimizde olabilen huzursuzlukları bir nevi yönetebilmek ve bunun için de şunu söylemek lazım. Şimdi burada ve tam şu anda zihnimin söylemiş olduğu durumun başıma gelmemesi için bunu abartmayalım bu da çok tehlikeli bir cümle. Değil mi? Bir gelmemesi için şimdi burada şu anda ne yapabilirim? Örneğin kanser basın. Kanser olmamak için e, kanser olurum diye geliyor. Akciğer kanseri olurum hocam. Ya akciğer kanseri olsam ya kanser sen benim çıktı aman ben gidiyor doktora gidiyor oraya gidiyor. Ne yapabilirsin diye sorduğun zaman cevap esasında hiçbir şey. Çok acı bir şey. Ben kanser olmamak için elinden gelebilen bir yere kadar bir şey yapabilirim. Onları yapsam bile e, yüzde yüz değil. Sağlığıma dikkat edebilirim. o bile yüzde yüz değil. Değil. Değil ya ben onu soruyorum. Mi? Ve ilginç bir şey var. Ben çalışma olarak değil ama gerçekten sordum. Sigara içiyor musun? Dediğim zaman evet hocam bir paket. İşte akciğer kanseri olurum düşüncesinin kendisinden Korkan korkuyor. Kişi... Akciğer kanserinden korkmuyor. Akciğer kanseri olursam ya akciğer kanseri olsam düşüncesinden korkuyor. Bizim orada şey yaptığımız şu, akciğer kanseri olmamak için şimdi burada şimdi ne yapabilirsin? Yapacağın en doğru şey öncelikle sigarayı bırakmak. Bırakma. Eğer sigarayı bırakmıyorsan o zaman şunu mu demek istiyoruz? Yani sen akciğer kanseri olabilme düşüncesinden Kaçarak hayatını, biricik hayatını her türlü değerinden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ederken akciğer kanseri olabilme olasılığını arttıran sigara içmeyi yani devam etmeyi söylüyorsun. Devam Doğru mu anlıyorum dediğinde. Çok güzel bir ha, örnek. Evet. evet. Burada çok bir şey var. Benim peki sana burada şu anda yardımcı olmayı çok istiyorum. O zaman bu konuda yani bir düşüncenin getirdiği huzursuzluktan biz e, sıra nasıl yönetebileceğimi öğreteceğim. Doğru mu anlıyorum? Yani kanser olmakla ilgili değil. Şimdi bakın altı altına çizdikçe orada biraz fark etmeye başlıyor. Yani düşünceden korktuğunu. Bizim çoğu kaygı tablosundaki insanlar içsel deneyimlerinden korkuyorlar. Bizim o oradaki tabii değil. Bakın tabii ki olan ikisi. Ya ben kanser değil. olmaktan ben de korkarım. Sen de korkarsın. Sen de korkarsın. Hepimiz korkarız. Ya çocuğumun ölmesinden hepimiz korkarız. Bu çok doğal bir şey ya. Ama o düşünce benim elimde olmadan geldiğinde zihnime bir şey söylüyorum. Peki olmamak için şimdi burada ben ne yapabilirim? Yani hem zihnimin hem bu düşüncenin sahibi olarak bu ellerle ayaklarla şimdi burada ne yapabilirim? Şimdi burada yapabileceğim şeyler o an farkındalıklı şekilde soruyu sorduğunuzda öyle kısıtlı şeyler olduğunu anlıyorsunuz ki. Onları yapsanız bile yüzde yüz değil. Sonrasında işte bundan sonrasında artık dikkati fokuslayıp o tehlike anında aşağıdan yukarıya gelen o amiktaliyel bir şey çözmelisin, bir şey çözmelisin diyen o tehlike sinyallerine karşı vereceğin cevabı verdin ve yapabileceğin gerçekten o ve şimdi dikkatini dağıtabilmek gerekiyor. Dışarıda iki nesne, önündeki, önündeki şimdi yapıldığın iş neyse o sıkıntıyla birlikte devam et. Ama biz ne yapıyoruz? Önce sıkıntı ve düşünceyi yok edeceğim, Ondan sonra, sonra hayatıma devam edeceğim. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hayatın boyunca sadece düşünce ve kaygıyı yok etmek için hem de boşa yok etmek için geçirirken en değer verdiğin hayatını sonuna kadar geçiremeden gidiyorsun. Ama bizim dediğimizi yaparsan biraz sonra her duygu düşünce geçiyor. Düşünceler, duygular, hisler ve dürtüler gelir geçer. Ama onu deneyimleyen kişi hiçbir zaman değişmez. Değişim. O kişi bu hayatı ileride görmek istediği şekilde ne şekilde yaşıyor? Bunu yapabilmek için hep anda bu soruyu zihin getirdiğinde sormak. Eğer getirdiğinde sürekli anda yaşamak da sonuçta insanı çok rahatsızlık verebilen bir şey. Elbette ama... An, anın içindeki teması koparmamak. Kesin kesin. Yani bunu da anla bunun için koparmamak. anla teması edebilmeyi çok iyi anlıyorum dediğini. E, bu teması farkındalıklı şekilde mesafeyle bakabilmeyi içsel bir hal haline getirmek, hal etmek yani bunu oturması bu bir oluş, bu yani. oluş, i̇şte, oluş biraz hal ya yani bu önce tenis'e başlamak gibi yani tenis'e başladın hemen evet. mükemmel oynar mısın? Yani bu bir egzersiz bir bu alıştırma işte. Bir terapistler de. O süreçte onlara bunu öğretebilen öğretmenler olarak yer alıyoruz. Bir şey sormak istiyorum. Tam pası ben alayım evet, bir kez de. Evet, şimdi kapanıyoruz artık. Kapanıyoruz ama şimdi İbrahim Hoca'nın dediği egzersizlere, egzersizlere çocuklara küçük yaşta öğretmek mümkün mü? Orada kitaplar görüyorum çünkü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz yazdık yani. Ben yani yazmıştım. Gerçekten. Evet, çocukluk çok güzel, dönemi çok, çok önemli. Çok güzel hakimsin olaya. <laughs> ya hayır <bir> ama orada konuşuyoruz. <laughs> ben, benle ilgili o perspektif bakış çok çok. Evet, ço Çocukluktanım tabii. Evet. Sen ne dersin peki? En son bitirirken bu bu zorlandığımız dönemde kendimize yardımcı olabilmek için Hı -hı. bu hem bize bahşedilmiş bir e, hediye olan zihnimiz, duygularımız, bedenimiz e, bu hediyenin bir de ...zorlayıcı bir tarafı var tabii. Evrimsel evet. olarak gelişmiş olmanın verdiği bazı zorlanmalar var. Bu zorlanmalarla nasıl kalacağız? İnsan hali nasıl olacak? Ben onun cevabını <laughs> pandemi örneğiyle vereyim. Çünkü e, deprem çalışan biri olarak travma sonrası gelişimde çalışıyoruz. Şimdi bu pandemi, travmatik olay mı, uzun süreli stres mi? İşte hastalığa yakalandıysanız travmatik olabiliyor. Ama aksi takdirde uzun süreli stres. Fakat... Sonucunda insanlara faydası olabilir. Mesela kime faydası oluyor biliyor musunuz? Çok basit. Ee, biz hani böyle çok şikayet ettik pandemi esnasında çalışan kişiler olarak. Fakat şimdi baktığımızda pandemi esnasında eve kapanmayıp da iş hayatını bir şekilde sürdürenlerin bu süreçten daha güçlü çıktığını görüyoruz. Hı. Ama hep şikayet ettiler. Ya herkes yatıyor ben işe gidiyorum herkes yatıyor. İyi ki gitmişimi demeyi bilmeliler Meşguliyet şu anda. Meşguliyet önemli diyorsun. Meşguliyet önemli. önemli. Evet. İkincisi öncelikler konusu çok önemli. Pandemi hakikaten bize önceliklerimizle ilgili bir farkına varma fırsatı yarattı. Birçok yaşam deneyimi bunu yaratıyor. Deprem de yaratıyor. Bir trafik kazası da yaratabiliyor. Ama pandemi topyekün, Pandemi adı üzerinde. Bütün dünya için bunu yarattı esasında. Önceliklerimizi bir gözden geçirmeliyiz. Yine bu tür yaşantıların maneviyatla ilgili bir sorguyu da yapmayı gerektirdiğini düşünüyorum. İnsanın ömrü kısa. Sen konuşmaya başlarken sabırdan, çok koşturmamaktan bahsettin. İbrahim Hoca az önce biraz da o çarçur ettiğimiz hayatlardan bahsetti. Sürekli koyulan hedeflerin peşinde koşturarak geçirdiğimiz hayatlar çok can alıcı oluyor. Ben lise 2'de gireceğim geometri sınavından önce şunu düşünmüştüm. Allahım dedim bu sınavı atlattıktan sonra sanırım hayat bana daha zorlayıcı bir şey çıkarmaz karşıma diye düşünüyordum. Şu anda hiç kimse 30 yaşını aştıktan sonra lisedeki de gireceğim geometri sınavını hatırlamamaktadır. Aha. Ama ona bugün bu çok, olmayan kaç şeye çok üzüldük. Ne çok kadar çok tuttuk. şeye üzüldük. O yüzden hayat akıp <laughs> ah, gidiyor. Evet. Sen herhangi bir durağındasın Hiçbirinin senden daha önemi yok. O yüzden geometri sınavından kötü not aldığında sen kötü değilsindir sadece geometri sınavından kötü not almışsındır ve hayat sana hemen ertesi gün bir büyük sınavda koyacaktır önüne ve hiçbir sınav senin kötü olduğunu göstermez sadece o sınavdan kötü not aldığını gösterir. Bir de bu maneviyat tarafında sabır, paylaşım e, ve diğerlerine hürmet ve saygıyı da birazcık hatırladık. Özellikle bu yaşı yüksek olanların korunması farkındalığı ve onlara bir hürmetin de ortaya çıkmasına neden oldu bence? 3 tane avantajı bu sürecin bu oldu. Güçlenmek mümkün. Bu da bir tercih. Doğru evet. yoldan gidersek güçleniyoruz bu tür deneyimlerde. Bu da bizim elimizde ve bir, bir tercih değil mi? Değil evet e, çok çok keyifli bir sohbetti gerçekten. Biz Umarım bizi izleyenler de aynı şekilde aynı Ola keyfi, nasıl keyfi zaman, almışlardır. Nasıl zaman geçti doğru. Ayaklarınıza sağlık. Bugün, biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz Bugün için çok efendim. güzel şeylerden konuştuk. Evet başta da öyle başlamıştık İbrahim. Evet. Yani sen hikayen değilsin. Aslında yaşadığımız hiçbir şey değiliz. Yani hikayenin biz, o, biz ki hikayenin sahibiyiz. Her şeye bir ev sahipliği yapıyoruz. Duygulara, düşüncelere. E bugün bu böyle çok hoşuma gidiyor. E bu programın en çok sevdiğim yanı bu. Meslektaşlarımla aynı şeyleri, ortak paydaşımı yaşıyor olmak. E evet umarım dediğim gibi e bu pandemi sürecinde bu programın bir etkisi oluyordur insanlar Olmaz, üzerine. Olur mu? Dediğim gibi çok ayaklarınıza sağlık. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür evet, çok alırız. güzel bir sohbetti bu saate kadar. Tabii Biz bitmiyor. Ben bir e, şiirle hep son. Öyle evet, bir harika. adetimiz var. Bir şiirle son buluyor. Bugün de bu, bunun sana verebilirim. Bu hikayenin değilsinde başlamıştık. Hep atıfta Hı -hı. bulunduğumuz. Evet. Evet. Bugün insan halinde takıntılardan, düşüncelerden ve... Evet. Ve hikayemiz olmadığımızdan bahsettik. Evet, evet, evet. Ee, unutmayın ki e, şairin dediği gibi herkesin bir hikayesi vardır ama herkesin bir şiiri yoktur. Onun için bir şiir armağan etmek istiyorum. Yaban Kazları iyi olmak zorunda değilsin. Tövbe edip dizlerinin üzerinde çölde 100 mil yürümek zorunda değilsin. Bedenindeki uysal hayvanın sevmek istediği şeyi sevmesine izin ver yeter. Bana umutsuzluğu anlat. Seninkini. Ben de benimkini anlatayım. Bir yandan dünya dönerken bir yandan güneş ve yağmurun berrak çakıl taşları manzaranın içinde gezinirken, çayırların ve derin ağaçların ve dağların ve nehirlerin üzerinde. Bu arada yaban kazları masmavi göğün yüksekliğinde eve dönüyor yine. Her kim isen, ne kadar yalnız isen, dünya kendini senin hayal gücüne armağan eder. Seni yaban kazları gibi çağırır, hoyrat ve heyecanlı. Yine yeniden kendi içindeki yerini bildirerek. Teşekkür ederim. İyi geceler.